İyi günler. Bugün 2 Ağustos Salı gündeme dair programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hayat yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor diyebiliriz. Zira siyasi parti liderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerinin grup toplantılarında konuştu ve konuşmaya devam ediyor şu an. Öne çıkan vurgularında darbeye karşı birlik beraberlik mesajları dikkat çekti. Darbenin şokunu atlattık. Şimdi asıl mesele hem içeride hem de uluslararası alanda darbenin tahribatını en aza indirmek. Konuyu gazeteci yazar Ayşe Böhürler'le konuşacağız. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına karşı askeri siyasi hukuki mücadelenin yanı sıra ilmi manada da mücadele edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede yarın Ankara'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen Din Şurası olağanüstü toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi dini istismar eden, milletin samimi duygularını suistimal eden Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması ve benzeri örgütlerin büyüyüp geliştikleri bataklığın kurutulmasına yönelik alınacak tedbirler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere ilahiyatçı Profesör Doktor Adnan Demircan konuğumuz olacak. Yayın akışımızdan notlar böyle, gündeme dair başlıyor. Evet, hayat ve siyasi gündem yavaş yavaş normalleşmeye başladı dedik ya sevgili izleyiciler. Onun nişanelerinden birisi de siyasi partilerin grup toplantılarını yapmaları. Bugün her salı olduğu gibi siyasi partiler, mecliste bulunan, grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirdi. Ve şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ise partisinin grup toplantısında oldukça önemli mesajlar verdi. Zırhlı birliklerin, özellikle şehir merkezinde yer alan zırhlı birliklerin şehir dışına taşınacağını söyledi. Mesela Ankara'da Etimesgut'ta ve Mamak'ta zırhlı birlikler bulunuyor. Bunların Polatlı tarafına taşınacağını dile getirdi. İstanbul'da da şehir merkezinde zırhlı birliklerin olmayacağını dile getirdi. İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından bazı notları paylaşacağız sizlerle. Başbakan Yıldırım, CHP-MHP liderini ve partilileri Yeni Kapı'daki büyük buluşmaya davet ediyorum diyerek grup toplantısındaki konuşmasına başladı. Olağanüstü halin vatandaşa değil hükümete ve devlete ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, bu düzenlemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatmayacağını, daha da güçlü hale getireceğini söyledi. Yüksek Askeri İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay'ı da kaldıracağız diyen Başbakan Yıldırım, harp okullarının aynen devam edeceğini belirterek askeri liselerin kapatılacağını, harp okullarına nasıl üniversiteden herkesin girebiliyorsa o şekilde bütün liselerden, meslek liselerinden, imam hatip liselerinden, düz liselerden herkesin harp okuluna girebileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım Ankara'da Etimesgut, Mamak başta olmak üzere şehir merkezlerindeki zırhlı birliklerin şehir dışına çıkarılacağını da dile getirdi. Mecliste ilk grup toplantısını yapan siyasi parti ise Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli PKK'nın yapamadığını FETÖ yapmıştır dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının büyük bölümünü 15 Temmuz darbe girişimine ayrıldı. Demokrasiyi askıya alan ve almaya kalkışan her karar ve uygulamanın milletin geleceğinden çaldığını belirten Bahçeli, 10 yıllar boyunca darbelerin siyasi, ekonomik ve toplumsal enkazını kaldırmakla uğraşmıştır. Milletimiz darbe yorgunudur dedi. Bahçeli konuşmasında biz teröristleri dağlarda ararken bu caniler sinsi sinsi milli ordumuzun içine yuvalanmış, az kalsın Türkiye işgal ve imha edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen şehidin, şühedanın göz nuru Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti ifadelerine yer verdi. Sayın seyirciler, Avrupalı Türkler Almanya'nın Köln şehrinde darbeye karşı demokrasi mitingi düzenledi. Gurbetçilerin insan haklarından ve demokrasiden yana bu tutumu bazı Alman makamlarını rahatsız etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla Köln'deki topluluğa hitap etmesi Almanya Anayasa Mahkemesi kararıyla engellendi. Cumhurbaşkanlığından bu engellemeye sert tepki geldi. Avrupa'daki gurbetçiler Türkiye'deki hain darbe girişimine karşı dün bir miting düzenledi. Almanya'nın Köln şehrindeki programa ilgi yoğundu. Gurbetçi Türklerin demokrasi mitingine karşı Almanlar antidemokratik bir tutum sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp Köln'deki topluluğa hitap etme isteği Almanya Anayasa Mahkemesi kararıyla engellendi. En kalbi selamlarımızı, dualarımızı iletiyorum. Almanya'daki Türklerin oluşturduğu platform bu engellemeye karşı önce yerel mahkemeye, red cevabı alınca da bir üst mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi de aynı yönde karar verdi. Nihayetinde Erdoğan'ın dev ekranla gurbetçilere seslenmesine izin verilmedi. Hep beraber Türkiye'm. Türkiye'nin Almanya'ya tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başından beri vurguladığımız bir nokta. Mitingin hazırlık süreci boyunca güvenlik gerekçesiyle çıkartılan zorluklar Alman Anayasa Mahkemesi'nin engelleme kararını onamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü savunan bir mitingin takdir ve teşvik edilmesi gerekirken fiilen ve hukuken engellenmeye çalışılması demokrasi, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü ilkelerine aykırıdır. Bu konudaki tutumumuzun, tavrımızın ne kadar haklı... İbrahim Kalın, Alman yetkililerin tatmin edici bir izah yapması gerektiğini vurguladı. Engellemelere karşı demokrasi mitingini gerçekleştiren Almanya'daki Türklere ise teşekkür etti. Evet, gündeme dair programında sevgili izleyiciler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşadıklarımızı, bu olağanüstü süreçte içerideki ve dışarıdaki yansımaları konuşmayı sürdürüyoruz. Bugünkü konuğumuz da gazeteci yazar Ayşe Böhürler. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Merhabalar. Öncelikle o geceye dair hislerinizle paylaşmak isterim. Zira darbeler artık tarih oldu. Bir dönemi kapattık. İşte bir daha 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı, 27 Mayıs'ı, 28 Şubat sürecini yaşamayız derken bir anda tankların caddelere çıktığını gördük Ayşe Hanım. Hatta masum insanları, eli silah tutmayan insanları katleden bir güruhu karşımıza gördük. Ne yaşadık biz? Siz o gece neler hissettiniz? Şimdi 2012 ve 13 yıllarında meclisin TBMM'nin darbeleri araştırma komisyonu kurmuştu. O komisyonla gazeteci evet. olarak ilgilendim alınan ifadelerde. Tabii komisyon üyelerinin, komisyon başkanı Nimet Baş ve diğer üyelerin ortak bir kanaatleri oluşmuştu ve komisyon raporunda da bu yer alıyor. Bu da artık bundan sonra olacak bir askeri darbe. Eski darbelere benzemeyecek, atipik ve asimetrik bir özellik gösterecek tespiti vardı. Hı hı. Doğrusu biz işte 12 Eylül darbesini onun öncesini ailelerde farklı şekillerde yaşamış veya duymuş, hikayeleştirmiş ve o günlerin içinden gelmiş insanlar olarak bildiğimiz tanklarla bir darbe beklentisi içinde değildik. Ancak ülkelerde uluslararası sistemin ülkelerde değişim iktidarları değiştirmek üzere çeşitli metotlara başvurmalarının da yöntemlerinden birisi olduğunu darbenin biliyoruz. Ve bu uluslararası sistem işbirliği içinde yapılan bu yöntemlerde biraz daha değişse de sofistike olsa da hala aslında devam ediyor. Evet. Ancak tabii bir askeri toplum demokratikleşti, insanların düşünceleri özgürleşti ve eskisi gibi değil. Hayat çok dinamik, bir sosyal medya var, her türlü haberleşme ağının sağlanması mümkün. İşte 12 Eylül'de sabah kalktığımızda darbe olduğunu öğrendik. İşte gece radyoda bir bildir okundu, bütün sokaklarda tanklar vardı. O dönemin iletişim koşulları içinde ancak o kadar olabilecek bir darbeydi. Ama bu darbe gerçekten atipikti ve gerçekten de saçmaydı. Yani hani saçmaydı derken son derece işte TRT'de bildiri okutulması mesela bunlardan birisiydi. Tank köprünün kapatılması bunlardan birisiydi. Ve bir anda bende oluşan duygu ülkemizi kaybediyoruz yeniden. Hı hı. Çünkü her darbe döneminde Türkiye 20 yıl, 30 yıl geriye gitmiştir.
ve Türkiye ligden düşüyor. Hı hı. Ve bu ülkeyi kaybediyoruz. Yani hani bırakın iktidarı, siyaseti, hani bütün bunların ötesinde sade bir vatandaş olarak bu ülkeyi kaybediyoruz. Yeniden kaybediyoruz ve yeniden çocuklarımız bir 30 yıl gerisinden, 20 yıl gerisinden hayata başlayacaklar duygusu hakimdi. Herkes de benimle birlikte bu duygu, İstanbul'da bunu yaşadık, hakimdi ve bu duyguyla insanlar aslında kendi geleceklerini korumak üzere sokağa çıktılar. Ne o parti için ne bu parti için. Burada tamamen insanların sokağa çıkışında temel motivasyon bu, benim çocuklarımın geleceğini korumalıyım, ülkemi korumalıyım duygusuydu. Ama tabii yani yapılış süreci itibariyle de darbeyi belki çok yıllar sonra tam manasıyla analiz edeceğiz. Buradaki sayıklar, motivasyon neydi? İşte FETÖ örgütü bunu yaparken hangi uluslararası güçlerden destek almıştı? Bu uluslararası güçlerin Türkiye'ye getirmek istediği yer neresi? Belki neye bir anlaşmaya zorluyorlarsa, hangi anlaşmaya Türkiye'yi zorlamak istiyorlardı gibi. Hani birçok noktayı yıllar sonra belki analiz edebileceğiz. Şu an onu da analiz edebilecek bir durumda değiliz ama sadece çok şükür ki bu darbe hem Sayın Cumhurbaşkanımız korunarak büyük bir suikastin önüne geçildi. Büyük bir cesaret örneği gösterdi. Hem ülkesini terk etmedi, hem halkı sokağa çağırdı, hem halkıyla birlikte direndi. Bu darbe böyle atlatıldı ve aslında hiç darbe hayali ve darbe bilmeyen gençler de aslında bazen bizim gibi ülkelerde hayatın böyle bir iplik, kopan bir iplik noktası gibi olduğunu da görmüş oldu. Bize yine çok şey öğretti tabii. Evet. Peki şimdi siz demokratik gelişmişlikten bahsettiniz. Milletin verdiği tepkiyi sadece bununla açıklamak doğru olur mu? Bir de medyayı da soracağım bununla beraber. Sizin bizim meslektaşlarımız da o gece çok iyi bir sınav verdi aslında. Her zaman işte 12 Eylül'de 28 Şubat sürecinde de gördük. Medya sanki darbeye hazırlanırdı. Bir toplumsal zemin ve sosyal zemin oluşturabilmek adına medya daha önceden belki temsilciler haberdar edilirdi. Şu gün yola çıkacağız, bugün bunu planlayacağız şeklinde ama bunları yaşamadık. Bilakis medya gerçekten de milletin yanında durdu ve o gün, o gece çok önemli bir fonksiyonu icra etti. Şimdi tabii bir toplumda ve halkın her bir bireyinde demokratik bilinç çok gelişmiş. Ben o günden beri gazileri, yaralananları, kadın erkek ayırmadan ziyaret ediyorum edebildiğim kadarıyla vakit buldukça. Ve mesela işte bir hepimizin bildiği bir resim vardır. Sırtında çantasıyla köprüye ilk giden bir kadın, Safiye Bayat. Sırt çantasıyla gidip işte tanka el sallayan Safiye Hanım'ı hastanede ziyaret ettim. Gerçekten çok cesur bir kadın. Lise mezunu bir hanım, 3 çocuk annesi ve aslında toplumda baktığımızda işte bir sürü okumuş kadından, okumuş işte yurt dışlarında masterlar, doktoralar yapmış, büyük meslekler edinmiş falan kadınlardan çok daha fazla bir demokrasi bilincine sahip Safiye Hanım. Ve şey soracağım, orada ne demiş acaba? Böyle işte, eline koymuş, kızıyordu. Sen benim köprümü nasıl kapatırsın demiş. Yaptığın şey hukuksuz. İşte Sayın Başbakan'ın televizyondaki konuşmasından sonra bir ömür komuta zinciri içinde değildir diye bir açıklaması oldu. Açıklamayla zaten aslında kitleler sokağa çıkmaya başladı. Çünkü halk şöyle görüyor, yani askerini de koruyor aynı zamanda. Nitekim o Ankara'daki kazanda direnenlerden bir amcanın bir şey konuşması vardır. Askerini de seviyor, koruyor. Evet, yani asker burada bir emir komuta zinciri yoksa demek ki bu bir isyan hareketi diye değerlendirip sokağa çıkmış. Diyor ki sen benim köprümü nasıl kapatırsın? Eliyle koluyla yapıyor. Yaptığın şey hukuksuz. Bak başbakan söyledi, yasalara aykırı davranıyorsun. Sen bana bunu söyle diyor. Yani neden yapıyorsun bunu? Yani bunu şimdi bu bir hesap sorma ve bu hesap sormanın içinde onu dinlerken bir özgüven var, bir demokrasi algısı var. Yani ben halkım ve sen halka ait olan bir şeyi asker olarak hangi yetkiyle gelip engelliyorsun ve kaldırıyorsun? Bir üçüncüsü bir hak hukuk bilincisi var ve bu çok önemli bir şey. Yaptığın şey hukuka aykırı. Yani bunu söyleyen böyle işte dediğim gibi çok okumuş bilmem ne bir kadın değil, lise mezunu ama son derece cesur yürekli bir kadın tabii. Son derece idrak sahibi, feraset sahibi bir kadın. Tabii itiyor asker onu, zaten görüyoruz görüntülerde ittiğini. Diyor ki ben onun anladığım gözlerindeki karanlıktan kötü niyetli olduğunu diyor. Arkamı döndüm, madem alnımdan yüzümden beni vuramıyorsun sırtımdan
vur. Yani hainsin ve sırtımdan vur. Sonra tabii itiş kakış yaralılara yardım ederken ayağından vuruluyor, kaval kemiğinden vuruluyor. Ama tek başına yaptığı şey bir cesaret. Nitekim diğer bütün gazilerde aynı şeyi görüyorsunuz. Bir tanesi pişman olmamış, bir tanesi geri dönmemiş. Mesela Sabiha Gökçel'de tankın üstünden düşüp bacağını kıran bir beyefendi var. O da üç çocuk babası ve diyor ya ben çocuklarıma demokratik bir ülkede yaşamalarını istiyorum çocuklarımın. Bunun için sokağa çıktım. Yani insanlarla konuştuğunuzda halkın, gençlerin bir özgüvenleriyle birlikte demokrasi konusunda büyük bir bilinç geliştirdiklerini evet. görüyorsunuz ve bu büyük bir motivasyon. Evet. Tabii ki yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükümet ve bütün bunlarla ilgili de bir büyük bir duyarlılık var. Yani herkes onun sesini duyduktan sonra rahatladı ve yani ne oluyor o endişesi zayi oldu ve özgüvenleri daha da arttı. Bütün bunların hepsi bir arada bir bütün ama gördüğümüz bir şey ki bu halk büyük bir feraset ve idrak ve şuurla hareket etti. Bu hareketin sonunda da bu darbe başarıya ulaşmadı. Evet, öyle görülüyor ki dış destekli bir Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının operasyonundan söz ediyoruz. Bariz bir şekilde işte ifadeler var, tanıklıklar var, bir takım belgeler, bilgiler var. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bu darbeyi gerçekleştirdi. Bu ifade size ne hissettiriyor acaba? Çünkü bir süre öncesine kadar işte İslami cemaatlerden, dini sosyal yapı bünyesinde, yapılar bünyesinde yer alan bir gruptan bahsediyorduk. Nasıl oldu da bu grup bir terör örgütüne darbe gerçekleştiren bir yapıya dönüştü? Şimdi tabii ben bir gazeteciyim, hı hı. ve İslam'la ilgili de aynı zamanda çalışan birisiyim. İkisini bir arada çalışan birisiyim. Bütün bu yapıların ortaya çıkışının hangi tarihlerde olduğunu ve güçlendiğini tarihi olarak biraz daha yakından takip ediyorum diyeyim. Özellikle 80 darbesi sonrasında Amerika gibi büyük batı bloğunun, daha doğrusu büyük süper güçlerin antikomünist bir takım örgütlenmeler çerçevesinde bazı dini grupları yönlendirdikleri, motive ettikleri ve o dini grupları o ülkelerde konumlandırdıklarını biliyoruz. Yani bu sadece Türkiye Muğ'unda bunlardan birisidir veya işte batıda kült dediğimiz bir takım tarikatlar var ki bu kült dediğimiz tarikatlar da kendi için tarikat demeyelim biz onu aslında dini yapılar çünkü öncesi yok sonrası yok bağımsız aslında biraz da modern dünyanın dinlerin anlam kaybının dini eğitimlerin zayıflamasının sebepleriyle ortaya çıkmış toplumun manevi arayışlarına cevap veren ama dinden olmayan yapılar ortaya çıkmış. Cemaatte Fethullah Gülen cemaati de böyle bir sürecin 80 sonrası dönemin asli yapılanma unsurlarından birisi. Çok fazla ülkede ve çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde bir bölümü Rusya'dan parçalanan yani ayrılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden ayrılan Türk Müslüman ülkelerinde konumlanmış bir yapı. Zaten yapının ortaya çıkışı, ilişkileri, kendi içine kapalı olması, aralarına kimseyi almamaları yönetim kademeleri açısından söylüyorum. İtibariyle bir gizem tarafı vardı, hep vardı. Yani 90'da da vardı ve 90'da da aslında Amerikan ve CIA istihbarat birimlerinin bunların içinde olduğu söyleniyordu. Bu gizemli yapı ve şeffaf olmayan unsurlar bir takım bir sürü İslami gruplarda bir soru işareti oluşturuyordu. Bizim Anadolu geleneğimizde elbette tarikatlar var, dini yapılar var ama herkese kapısı açıktır her tarikatın. Evet. İsteyen girer, isteyen evet. çıkar, isteyen kalır, isteyen sever, isteyen sevmez. Yani kimseye zorlama yoktur ama bu öyle gizemli bir yapı ki bir kere o kapıdan içeri giren, bir bende haline gelen, ondan sonra bir tür beyin yıkamayla onun dışında bir şey haline gelemiyordu. Tabii bu biraz önce söylediğim gibi dinlerin anlam yitirmesi ve buna dair uluslararası politikaların da elbette bunda etkisi var. Birlikte ortaya çıkmış ve kullanılmaya müsait çünkü dini ögeler her zaman için bu noktada hı hı. kullanılmaya müsait gizemli yapılar. Dan birisiydi. Bu gizemli yapıların biz bu kadar kötü amaçlı olacaklarını hiçbir zaman tahmin edemedik Müslümanlar olarak. Bir de kötüyü düşünebilen insanlar değiliz. Yani Türk insanı kötü düşünceye çok prim veren insan değildir. Biraz yapımız da belki buna müsait değildi.
Yani evet, işte bir takım hoşgörü platformları, diyalog platformları ve yaptıkları bazı şeyler hoş gelse de, hani bunların hepsinde tabii arka planı tartışılır. Ben o hoşgörü platformlarının Medeniyetler İttifakı da dahil olmak üzere felsefe bakımından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Karşımızda aslında bir kişinin karizmatikliği, karizmatik derken kendisini Allah'la konuşacak, evet, ve evet, vahiy alacak, aldığını iddia edecek kadar Allah'a yakın hisseden bir kişinin peygamberlerle, peygamberimizle irtibat halinde olduğunu işte söylüyor. İşte bir salih kul olarak tanımlıyor. Yer yer bazı kitaplarında bir Zülkarneyn benzetmesini kullanıyor. Böyle bir kişinin aklından ortaya çıkan, aklının ürettiği ve onun çevresinde bunu kullanan istihbarat örgütleriyle birlikte yeryüzünde bir sürü ülkede örgütlenmiş ve ne yazık ki Müslümanları kapsayan, Müslümanların kullanıldığı ve Müslümanlara karşı kullanıldığı bir örgütle karşı karşıya, evet, kaldık, bir terör örgütüyle. Ama bu örgütü değerlendirirken İslam'dan yola çıkarak değerlendirmemiz mümkün değil. Evet, evet. Ama bir kült kimliğiyle, yani bir tarikat kimliğiyle de bakmak mümkün değil. Biraz önce söylediğim ayrımdan dolayı içine kapalı bir kült kimliğiyle bakmak lazım. Batı terminolojisi kült kavramına çok yatkın. Çünkü kültlerde emir komuta hiyerarşisi hiç kopmaz. Yani bir kült inancı içindeyseniz eğer o hiyerarşiye uymak zorundasınız. Ayrıca ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkileri, bürokratik ilişkileri bütün kült yapılarında benzer. Amerika'daki Moonlar bunun bir benzeri. Ki bunlar sadece Amerika değil, Kore'de, Vietnam'da, birçok kuzey uzak doğu ülkelerinde örgütlenmiş. Hatta Rusya'da örgütlenmiş. Hatta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Gorbaçov'u da Moon tarikatının etkilediği söylenir, kültünün daha doğrusu. Bunlar yine Amerikan politikaları için yer yer kullanılan elverişli yapılar. Yani kullanıma müsait yapılar. Yani ne yazık ki o insanlar da, evet, kullanılıyorlar. Ve ne yazık ki bu kullanılırken dini bir şey yaptıklarını, Allah'a daha yakın olacaklarını inanıyorlar. Çünkü bunların inanç sistemleri içinde Mesihyen bakış da var. Yani bir Mesih'in gelmesi ve yeryüzünün kurtuluşu için çalışmak gibi bir çabaları da var. Tabii Mesih olarak güleni görüyor anladığım kadarıyla. Birçok söylemleri de onu, evet, ifade ediyor. Yani dediğim gibi Batı'da çok bilinen ve hatta Batı tarafından yok edilen, intihara zorlanan kütler var. Batı'daki, Amerika'da FBI'ın mücadele ettiği kütler var. Kült olarak tanımlanan yapılar var. Bunlar biraz Hristiyan, işte biraz Yahudi ilahiyatından çeşitli şeyler almışlar. Bazen biraz Hint ve kendilerine ait aslında başka bir din kurmuşlar. Fakat özellikleri mensuplarını başka bir şey düşünemez hale getirmek. Yani bir tür beyin yıkama, efsunlanmış, evet, bir kitleye dönüştürmek. Peki milletin teveccühünü, çünkü gerçekten de bu yapı oldukça büyümüştü. Milletin desteğiyle büyüdü. İşte zekatlarını verdiler, hayır bağışlarını yine bu yapıya verdiler. Gazeteler, radyolar, televizyonlar, bir ticari teşebbüsler ortaya çıktı. Milletin teveccühünü şöyle değerlendirmek ne kadar doğru olur? Sizin yorumlamanızı isteyeceğim. İşte bir dönem siz de bahsettiniz. Özellikle 1960'lardan sonra Amerika'nın bu tür yapılarla haşır neşir olduğunu dile getirdiniz. Acaba din eğitiminin devlet eliyle verilmeyişi, seküler laikliğin sert bir şekilde ülkemize, elbette, uygulanması nedeniyle milletimiz acaba bu merdiven altı diye tabir edeceğimiz yapılara meyletmiş olabilir mi? Bu davranışı pekiştirmiş olabilir, tabii, mi? Tabii bunun çok etkisi var. Bizde de mesela özellikle Fethullah Gülen cemaatinin bu kadar çok yaygınlaşması, bu kadar çok kendisine üye toplamasının sebeplerinden birisi bu. Bir 28 Şubat darbesi, İslam'ın bu ülke topraklarında İslam eğitimin, dini eğitimin önemsenmemesi, hafife alınması, okullardan din derslerinin çıkarılmasıyla birlikte dini konularda bilinçlenmeyen insanlar böyle yapıların çok kolay tutsağı haline geliyor. Çünkü insan içinde maneviyat arayışı, yani ister modern olun, ister çağdaş olun, ister 25. yüzyıl insanı olun,
bitmiyor ve bitmeyecek. Bu insanın fıtratında olan bir şey. Ama siz doğru din konusunda doğru bilgiye sahip değilseniz eğer bütün bu yapılardan birisinin tutsağı haline gelebilirsiniz. Nitekim Amerika'da Yehova şahitlerinden başlayarak 5 milyon üyesi var Yehova şahitlerinin sadece. Bütün diğer bu manadaki tarikatları, dinler işte milenyum tarikatları diye Ali Köse'nin bir kitabı var İlahiyat Fakültesi dekanı. Orada da detaylı anlatıyor. Hepsinin yapısına baktığınızda aslında kitaplı dinlerin, vahiyle gelen dinlerin dışında böyle uydurulmuş modern çağda insanların yapılarının, maneviyat arayışlarının sonucu gidip bağlandıkları ve kölesi haline geldikleri, öyle köle haline geliyorlar ki öl diyor lider, işte kendini peygamber ilan eden, Mehdi ilan eden, Tanrı ilan eden lider öl diyor, ölüyorlar. İşte siyanür için diyor, siyanür içiyorlar. Kendinizi yakın diyor, yakıyorlar. Yani bunun örnekleri bu özellikle 90'lı yıllardan sonra çıkmış yapılar içinde var. Bu hale getiren şey dini bilgi eksikliği, dini bilgi yetersizliği ve bir tür gizemde arayış dini. Yani bunun aslında daha seküler yapılar içinde de işte büyüler, fallar biliyorsunuz o gizemli yapılar. Hani hayatımızı kurtaracak bir gizem arayışı içindeyiz. Halbuki okullarda doğru bir dini eğitim verilmiş olsaydı biz bütün okullarımızda çocuklarımıza kitaplı dinleri, kriterleri, şirk unsurlarını mesela şirk o kadar az anlattığımız bir şey ki Allah'a eş koşmak meselesi dini eğitimde. Şirk kavramını sokakta sorsak bugün gençlerden çok fazla bilen olduğunu tahmin etmiyorum. Hani bizim neslimiz belki biraz daha bilir bunu. Allah'a eş koşmayı, insanı tanrılaştırmayı, bir kulu tanrılaştırmayı, bunun sonuçlarından bir haber, bir nesil. Doğal olarak bu yapılarda kimlik buldu, bu yapılarda varoluş buldu, kendini anlamlı hissetti, manalı hissetti, işte çeşitli rütbeler aldı. Diğer taraftan bu baskı ortamıyla birlikte, dini eğitimlerin baskılanmasıyla birlikte bu grupların açtığı okullar, nispeten dini eğitim veren, aslında oradaki birçok oraya çocuklarını okullara gönderen aileler oradaki dini eğitimin içeriğini çok da sorgulamadılar. Sadece işte Allah kitap öğretiyor, yeterli noktasında bakıldı. İşte ahlaklı insan, iyi insan gibi ama tabii o ahlaklı insanın o boyun eğen kimliği üzerinde hiç durulmadı. Aslında ahlaklı insan kendi hakkını koruyan, biraz da baş kaldıran da insandır. Halbuki o okullar o noktada çok eksik eğitim, yani iyi bir eğitim vermediler ve bir manada beyin yıkama merkezlerine döndüler. Bu da tabii onların tercih edilmesinin sebebi oldu. Evet. Yani İslami okul diye lanse edildi. Evet. Halbuki dediğim gibi devlet okullarında bu olsaydı bu ülke vatandaşı halkı 11. yüzyıldan beri Müslümandır. Ya bu coğrafya 11 yüzyıldır Müslümandır. Yani bu halk kendisine İslami eğitimin de nispeten verildiği okullar arama ihtiyacı hissetmez. Normal devlet okulunda veya herhangi bir devletin açtığı bir okulda kontrol edilebilen, denetlenebilen, şeffaf, kanunla sorumlu tutabileceğiniz yapılar içinde bir şey ortaya koyardı, evet, bir talep ortaya koyardı ve çocuklarımız da böyle eğitilmiş olurdu. Bu tabii büyük bir kayıp. İnşallah bundan sonra dini bütün okullarımızda dini eğitimin, bütün eğitimin tamam dini olması gerek yok ama dini bilgilerin, dini eğitimin verilmesinin yolu daha açılır ve bunun önündeki engeller de kalkmış olur. Peki, şunu da sormak isterim Ayşe Hanım. 15 Temmuz sonrası gerçekten de dış basında çok ilginç yorumlar yer aldı. Dilerseniz onunla ilgili bir notlarımız var bir araya getirdiğimiz. İşte Sky News'te yorumda bulunan bir analist Erdoğan öldürülseydi bu darbe başarıya ulaşırdı şeklinde bir yorum yapmaya cüret edebiliyor. Bir başkası iyi insanlar işte Amerika'nın Batı'nın birlikte ittifak ettiği subaylar şu an içeride şeklinde yorumlar yapabiliyor. Bunları derledik, topladık, onun üzerine konuşalım dilerseniz. ...15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve ardından bir milletin şanlı direnişi ülke tarihi için önemli kilometre taşlarından biri oldu. Peki ülkede iç politik dinamikler tarafından aynı milli hassasiyetle yaklaşılan millet iradesinin gücü dünyada nasıl yankı buldu? Avrupa ülkeleri ve Amerika bu demokrasi mücadelesini nasıl değerlendirdi?
Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri gelen yayın organlarından Fox News'te yayınlanan programda Sebastian Gorka, darbe girişimiyle ilgili, önemli olan şu ki darbeyi iyiler kaybetti açıklamasıyla bir skandala imza atmıştı. Dünya basınının amiral gemisi olan İngiliz BBC'de ise 15 Temmuz darbe girişiminin konuşulduğu bir programda darbeci teröristlere arka çıkılarak darbecilerin en önemli hatası Erdoğan'ı öldürmemek olmuştur şeklinde akıl almaz yorumlara yer verildi. Yine Sky News diplomasi editörü Tim Marshall, darbecilerin en önemli hatası Erdoğan'ı öldürmemektir ifadeleriyle BBC odaklı bir yaklaşım sergilemişti. Darbeci teröristlere akıl veren Marshall devamında, yapmaları gereken ilk şey Erdoğan'ı öldürmek ya da tutuklamaktı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ise, Türk ordusundaki beraber çalıştığı bazı isimlerin hapiste olduğunu söyleyerek, Batı'nın iki yüzlü tavrına destek oluyordu. Day and certainly don't occur within NATO countries every day. I think it's something to be very, very concerned about. What are you concerned about specifically? What I am concerned about is that it will. Sektörün önemli yayın organlarından Wall Street Journal'da yer alan habere göre de darbe girişiminin ve hükümetin buna gösterdiği tepkinin Pentagon'un bölgedeki operasyonlarını olumsuz etkileyeceğini belirtirken, çok sayıda Türk liderle, bilhassa askeri liderlerle ilişkilerimiz var. Bunun ilişkilerimiz üzerindeki etkileri konusunda endişeliyim, diye konuştu. Gazeteye açıklamalarda bulunan Votel, dehşet verici sözlerine, muhataplarımızın çoğu tasfiye edildi, diyerek devam etmişti. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenlik Direktörü James Clapper da Votel'le aynı şekilde Türkiye'deki milli güvenlik aracılarının tüm kesimlerinin etkilendiğini belirterek, işbirliği halinde olduklarımızın çoğu tasfiye edildi ya da tutuklandı. Bunun önüne geçilmesi ya da zorlaştırılması söz konusu değil diyerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin meseleye bakışının vehametini ortaya koymuştu. Öte yandan, çifte standartlı tavrını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin, darbe girişimiyle bir bağlantımız yok sözleriyle tutarsız tavrına devam etmişti. Amerika'nın ikircikli tutumu Avrupa ülkelerinde daha katı bir yaklaşıma dönüşüyordu. Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde darbe girişimine karşı çıkan Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asması yasaklanarak ırkçı ve faşist bir yaklaşım içine giren Avrupa, kadim demokrasi ve insan hakları geleneğiyle çelişiyordu. Niemals den Fehler machen, sich abhängig oder erpressbar zu machen. Und Sie wissen, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, devlet televizyonu ORF'ye yaptığı açıklamada, darbeye karşı çıkan vatandaşların katıldığı gösterileri eleştirerek, Türkiye kökenli insanlar Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermeli. Erdoğan taraftarları, ülkeyi terk etmekte serbesttir ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü ise rekor hızla çıkardığı bir raporla darbecilere dair sözde insanlık dışı muamelelere dikkat çekmişti. Evet, gazeteci yazar Ayşe Böhürler'le 15 Temmuz'un dışarıdaki yansımalarını değerlendireceğiz şimdi de. Evet, bu notları derledik, toparladık. Dışarıda 15 Temmuz'un nasıl yankılandığına biraz kulağımızı kabarttık ve bunları bulduk Ayşe Hanım. Şimdi şunu sormak isterim. İşte 1989'u sanırım değil mi? Tiananmen Meydanı'ndaki, evet, olaylar. Şimdiki. Orada Tiananmen Meydanı'nda elinde bir torba olan bir Çinli, bir tankın, hatta bir tank birliğinin karşısında durup o darbe girişimini, daha doğrusu gençlerin gösterilerini bastıran ordunun karşısına dimdik durmuştu orada. Ve simgeleşmişti o fotoğraf, sembolleşmişti. Şimdi nice hikayeler var bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız, ona benzer şeyler. Ama uluslararası medya kuruluşlarında bunun yer almadığını görüyoruz. Aksine işte içerideki ordu mensuplarına acaba nasıl davranılacak? İşkence mi yapılıyor? İşte birlikte çalıştığımız muhataplarımız şu an içeride şeklinde bazı yorumlamalar yapılıyor. Bu demokrasi zaferinin görülmeyip
dışarıdaki basında. Sadece bu hukuki süreçle ilgilenmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii o Çin'deki şey, Çin Amerika'nın düşmanıydı. Ve oradaki politika şeyi çok farklıydı. Orada Çin hükümetine karşı gelen birisiydi ve bir özgürlükçü insan olarak dünyaya lanse edildi. Nitekim biz Gezi olaylarında da benzer şeyleri yaşadık. Gezi olayları bizim gördüğümüz ve bizim basınımızda yer alanla Batı basında yer alan o kadar birbirine zıt şeyler yansımıştır ki orada da biliyorsunuz bir kırmızı elbiseli kızı tomalara su sıkan Batı medyası özgürlük kahramanı olarak ilan etti. Bizde tanka dur diyen işte başörtülü sırtında sırt çantalı gencecik kızlar, kadınlar yok sayılıyor, görülmüyor. Sadece Amerika değil tabii, Batı, İngiltere basını, Arap basını El Arabiya da olmak üzere Arap basını da buna maalesef dahil oldu. Almanya, Avusturya bir sürü basın organlarında böyle gidiyor. Bir tabii bu bütün bu dünyanın haber kaynakları 2-3 ajanstan gidiyor. Bir işte Fransız bir ajans, bir de Reuters diye bir ajans ve bunları bütün bunların topladığı haberler dünyaya servis ediliyor. Bu haber linkleri yanlı servis yaptılar ve Türkiye'yi başka bir yerden yansıttılar. Ve hatta darbenin ilk saatlerinde darbeye teşvik eden haberler, mesajlar da doğrusu verilmeye başlamıştı. Buradan da tabii şeyi görüyoruz ki bir uluslararası güç buradaki darbeyi istemiş, desteklemiş. Ve şimdiye kadar da özellikle 2011'den sonra Batı basınında işte Cumhurbaşkanımızın otoriter ve totaliter yapısına ilişkin çok yanıltıcı ve son derece manipüle edici haberler vardı. Tüm bunlarda o ülkelerde yaşayan FETÖ mensuplarının da büyük payı var. Çünkü oradaki devletlerle, Almanya'da başta olmak üzere, Amerika'da başta olmak üzere, oradaki devletlerle kurdukları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çok iyi ilişkiler kurdular. Hatta biz de büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla bu ilişkilere destek olduk. Bunların bu kötü niyetlerini bilmeden ve o ilişkilerle Türkiye üzerinden bilgileri böyle aktarıyorlar. Nitekim Hürriyet'te Tolga Tanış'ın darbeden 2 gün önce bir yazısı vardı. Mesela Amerika Kongresi'nde bir toplantı yapılıyor ve cemaatten bir o FETÖ örgütünü temsil edenlerden bir Amerika'daki kuruluşun başkanı konuşma yapıyor ve ona soruluyor ki siz kendinizi bir barış insanı olarak tanıtıyorsunuz ama Türkiye tam tersi iddialarda bulunuyor daha darbe olmadan ve o da hayır biz barış insanıyız, sevgi insanıyız diyor. Bu darbe girişiminden sonra söylenen o ki o kuruluş kapatılmış. Kapanmış daha doğrusu, telefonlara çıkmamaya başlamış. Yani dünyanın haber kaynakları içinde ne yazık ki biz kendimizi doğru anlatacak linkleri oluşturamadık. Evet. Bunun eksikliğini görüyoruz. Ön yargılı bakıyorlar. Bu darbe ilk günlerden itibaren İslamcı hükümetle seküler ordu arasında bir darbe olarak sundular. Halbuki FETÖ örgütünün seküler ordu dedikleri, ordunun içinde örgütlenmiş FETÖ örgütünün o Mesihiyen görüşünü, İslam'ın çarpıtılmış görüşünü, yapısını hiç gündeme dahi getirmediler. Evet. Onların bir dini örgütlenme olduğunu, yani dini motivasyonla ortaya çıkmış bir örgütlenme modeli olduğuna dair hiçbir bilgiye yer vermiyorlar. Onları barış insanı gibi böyle bir sunum ve lanse var. Burada tabii hepimize her bir bireye çok fazla iş düşüyor. Her birimiz tek tek birebir ülkemizde yaşananları, bunun bir demokrasi tutkusu olduğunu, demokrasiye sarılış olduğunu daha çok anlatmamız lazım. Bir de tabii Batı toplumlarına da tek bir bütün olarak bakmamak lazım. Evet. Yani Amerika dediğimiz şey de tek bir bütün değil. İlla ki orada bizi anlayacak ve bizi duyacak insanlar vardır. İşte Almanya dediğimiz şey tek bütün değil. İlla ki orada bizi anlayacak ve doğru duyacak gruplar vardır. Biraz onlara ulaşıp biraz daha farklı, fazla iletişim yapmakta fayda var. Ama ne yazık ki dünya basını da, Arap basını da buna dahil olmak üzere Türkiye'de olan biteni çok seküler bir kalkışma olarak görerek çok pozitif yorumladılar, çok yanlış yorumladılar. Tabii bu da bizim darbenin arkasında uluslararası güçler ne kadar var noktasındaki sorularımızı güçlendirdi. Peki, teşekkür ederiz. Eğer eklemek istediğiniz varsa... Ya ben tabii bir...
temsil ettiğiniz kurum itibarıyla özellikle dini eğitim, dini yapılar konusunda keşke aslında daha fazla uyanık olsak ve daha fazla bilgi sahibi olsak, dünyadaki dinlerin gidişi konusunda bilgi sahibi olsak. Dünya bir yere doğru gidiyor, bu gittiği yer çok hayır da bir yer değil, hayır işlere doğru da gitmiyor. Biz inanan insanlar olarak, Müslüman insanlar olarak dünyanın bu gidişinde dinlerin içinin boşaltılmasını, yanlış yerlere yönlendirilmesini önleme noktasında çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani dinleri gerçek bağlamına, gerçek parametrelerine çekmek, gerçek inanç değerlerine çekmek için çok fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Yoksa insanlar akıl tutulmasına uğruyorlar. Evet. Ve sadece akıl tutulmasına uğraması kendi gelecekleri kendileri ilgili değil, bir ülkeye bedel ödetiyorlar. 250 oldu sanırım en son şehidimiz, hastanedekilerle birlikte şehidimizin sayısı. 2000'e yakın yaralımız var. Birçoğu belki hayatlarını kolları bacaklarında bir sürü sorunlarla vücutlarında sürdürecekler. Bunların aileleri var ve bu insanlar bu ülke için canlarını verdiler. Bir daha dileriz ki bu bedeli ödemeyiz. Hem demokrasiyi hem ülkemizi bir arada tutarız diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Tüm kurumlar gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'na da büyük sorumluluk düşüyor. Bu çok düşüyor. Yani özellikle dini halk bazında dini eğitimin yaygınlaştırılması, doğru dini eğitimin, doğru değerlerin verilmesi, dinin gizemden uzaklaştırılıp gizemli yapılardan insanları, dindar insanları çekip dinin doğru değerlerine ve Kur'an çok açık ortaya koyuyor birçok değeri. Evet. Ve böyle olursa işte böyle sahtekarlara belki kanmaz halkımız diye düşünüyoruz. Peki, teşekkürler gazeteci yazar Ayşe Böhürler yaptığınız değerlendirmeler nedeniyle, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, dışarıdaki yansımalardan derken yine devam edelim aynı konu başlığından. Zira Avusturya'daki Viyana Din Hizmetleri Müşavirimiz Mehmet Fatih Karadaş şu an telefon attığımızda. Sayın Karadaş merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Efendim Avrupa'dan, Avusturya'dan nasıl görünüyor acaba buradaki 15 Temmuz'un ardından yaşadıklarımız, milletin meydanlarda hem vatana hem demokrasiye sahip çıkması, oradaki vatandaşlarımızın penceresinden nasıl görünüyor acaba? Efendim, Avusturya'daki vatandaşlarımız, millet varlığımız daha ilk dakikalarda basın vasıtasıyla bunu öğrendiklerinde hemen spontan olarak bir tepki koydular. Büyükelçiliğimizin önünde binlerce insan bir anda bir araya geldi. Devletinin, milletinin, ülkesinin ve bayrağının yanında olduğunu orada gecenin sabah saatlerine varıncaya kadar, ilk saatlerinden sabah saatlerine kadar bunu çok açık bir şekilde ifade ettiler. Bu buradaki vatandaşlarımız noktasında bu konuda zaten şek ve şüphe yok. Ancak bir de tabii ki biz bir Batı ülkesinde yaşıyoruz ve hatta doğudan batıya geçişin bir ülkesi Avusturya'dır ve onun da en önemli kenti tabii ki Viyana. Başkenti. Bu ülkenin bakışı nasıl? Bunu da aslında bir ortaya koymak, masaya yatırmak gerekiyor. Biz şu an bir basın toplantısından yeni geldim. Avusturya'daki görünen, artık gösterilmek istenen tablo şu. Artık Türkiye'deki bu kalkışmanın darbe girişimi tamamıyla yok sayılıyor. Türkiye'de baskıcı bir sanki rejime gidiliyormuşçasına, burada sanki şu televizyonlarda izlediğimiz karelerin, sahnelerin, biraz önceki Ayşe Hanım'ın da ifade ettiği, buradaki dökülen canların, verilen şehitlerin, verilen o yaralıların, ömür boyunca taşıyacak izlere sahip olan o kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele sanki hiç yokmuşçasına bir tablo çizilmeye çalışılıyor şu an. Hı hı. Bunu da özellikle aslında ifade etmek gerekiyor ve bunun önüne nasıl geçilir? Ve neler yapılması gerektiği de ayrıca farklı platformlarda tartışılması gerekiyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Karadaş. Zira süremiz oldukça daraldı. Sizinle daha geniş bir değerlendirmede diğer bültenlerimizi ya da diğer programlarımızda yapalım istiyorum. Zira Avrupa'daki yankıları oldukça önemli. 15 Temmuz'un ardından yaşananlarla ilgili
geniş değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Sevgili izleyiciler, gündeme dairin ilk bölümü burada sona eriyor. Sonraki bölümde bir ilahiyatçı konuğumuz olacak. Adnan Demircan, Profesör Doktor Adnan Demircan'la yarın gerçekleştirilecek Din Şurası'nı değerlendireceğiz. Şimdi söz TRT Merkez Stüdyoları'nda. ...15 Temmuz gecesi yaşananları ve sonrasındakileri değerlendirdiğimiz gündeme dair programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Sayın seyirciler, dünya bir tarihe şahitlik ediyor. Hain girişimin üzerinden 2 haftayı aşkın bir süre geçmesine rağmen millet meydanları terk etmiyor. Vatan nöbeti yurdun dört bir yanında devam ediyor. Ankara o karanlık geceden itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmadı. Hain saldırının en önemli hedeflerinden biri olan Beştepe'ye çadır kuran vatandaşlar günün ilk ışıklarını bir kez daha külliyede karşıladı. Dadaşlar da genciyle yaşlısıyla meydanlardaydı. Ellerinde meşalelerle metrelerce Türk bayrağı açtılar. Erzurum'daki nöbette şehitler için Kur'an-ı Kerim de okundu. Edirne'de de meydandan Kur'an-ı Kerim sesleri yükseldi, eller duaya kalktı. Eşhedü en la ilahe illallah. Vatan aşkı engel tanımadı. Sivas'ta tekerlekli sandalyesiyle nöbete gelenler meydandaydı. Rize'de de meydanlar vatan aşıklarıyla doldu taştı. Batman'da her yer kırmızı beyazdı. Millet darbe karşısındaki dik duruşunu dün akşam da sürdürdü. Antalya, Kars, Ardahan, yurdun dört bir yanından vatan nöbetinin coşkulu görüntüleri yansıdı. ...15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal kapsamında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında köklü değişiklikler yapıldı. Yüksek Askeri Şura üyelerine kabinedeki bazı bakanlar dahil edildi. Kuvvet komutanlıkları da Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Ayrıca tüm askeri okullar kapatıldı, yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Tüm askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hükümet hain girişimin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında önemli değişiklikler yaptı. Olağanüstü hal kapsamında alınan kararlardan biri Yüksek Askeri Şura'nın yapısına ilişkin. Şura üyeleri bundan böyle Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gücün tek elde toplanmasının önüne geçmek üzere önemli bir başka adım daha atıldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları doğrudan Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Geçtiğimiz haftada Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı. Ayrıca devletin zirvesinin ordu üzerindeki emir yetkisi de arttırıldı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarına doğrudan emir verebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın görev ve teşkilatında da değişikliğe gidildi. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı kuruluşlardan oluşacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yeniden... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sağlık kuruluşları ise Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Başta GATA olmak üzere tüm askeri hastaneler bundan böyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verecek. OHAL kararnamesiyle Fethullahçı terör örgütünün yuvalandığı askeri liselere de kilit vuruldu. Türkiye'nin en önemli askeri okullarından olan Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı.
Bu okullarda okuyan öğrenciler orta öğretim yerleştirme puanlarına göre alanlarına uygun fakülte ve yüksek okullara nakledilecek. Bunun için de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bu üniversite kurmay subay yetiştirecek. 15 Temmuz gecesi havadan halka ölüm yağdıran helikopterlerin ve F-16'ların kalktığı Ankara Kazan'daki Akıncılar 4. Anajet üssüyle Ankara ve İstanbul'da darbeye destek veren bütün kışlalar kapatılacak. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1389 askeri personel daha ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'la başdanışmanı Orhan Yıkılkan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın özel kalem müdürü Tevfik Gök de yer aldı. Askeri ataşelerin de büyük bir kısmı ihraç edildi. Sayın seyirciler, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına karşı elbette askeri manada, hukuki manada ve siyasi anlamda bir takım mücadele çalışmaları devam ediyor elbette. Ama ve lakin aynı zamanda dini altyapı olarak da bir mücadele söz konusu. Zira insanlarımızın, vatandaşların dini duygularını suistimal ederek bu yapı bu noktaya geldi. Haliyle itikadi noktada da bu yapıyla mücadele etmek gerekiyor. Bu kapsamda yarın Ankara'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Din Şurası olağanüstü bir toplantı yapacak. Konuyla ilgili bir telefon bağlantısı yapacağız. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş telefon attığımızda. Sayın Keleş, hoş geldiniz yayınımıza. Ekrem Hocam merhabalar. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, yarınki Din Şurası'nın ana gündem maddesi nedir acaba? Sizden öğrenelim. Yarınki Din Şurası bu son yaşanan olayla ilgili olarak bu son yaşanan darbe girişimi ve bu darbe girişimi sonucunda ortaya çıkan tablo başlık olarak din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi adını taşıyor. Bu başlık altında Türkiye'nin en önemli ilim adamlarını inşallah yarın Ankara'da topluyoruz. Bu ilim adamları söz konusu darbenin sonunda iyice deşifre olan bu örgütle ilgili düşüncelerini, kanaatlerini ifade edecekler. Başlangıçta nasıl dini bir hareket olarak başlayıp en son böyle darbeye kadar gelen süreçte neler yaşandı, bütün bunlar ortaya konacak. Tabii örgüt dini bir söylemle yola çıktı. Dini argümanları kullanarak yoluna devam etti. Dini müesseseleri bu arada kullanmış oldu. İşte zekat müessesidir, infak müessesidir, kurbandır, ibadetler. Ve ibadetlerle ilgili tabii çok önemli tablolar ortaya çıktı. Hiç beklenmedik tablolar, söz gelimi. Adam yetiştirme düşüncesiyle yola çıkıp adam yerleştirmeye dönüşen bir hareket. Bu süreç içerisinde namazların, efendime söyleyeyim, ima ile kılınması, kalben kılınması, yok efendime söyleyeyim, aynı şekilde dinin yasaklamış olduğu bazı haramların bu süreç içerisinde işlenebilmesi veya dinin emirlerini terk edilebilmesi gibi İslam dininin temel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir takım uygulamalar yapıldığı görülüyor. Bütün bunlar değerlendirilecek inşallah. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Öyle değil mi? Cumhurbaşkanımız, meclis başkanımız, başbakanımız, muhalefet liderleri de katılacaklar inşallah toplantıya. Hepsine davetiye gönderildi. Bir sonuç bildirgesi de ertesi gün, yani Perşembe günü ortaya çıkması bekleniyor. Herhalde üst üste oturumlar gerçekleştirilecek. Akademisyenlerin, ilahiyatçıların, şura üyelerinin tek tek görüşleri alınacak ve bir sonuç bildirgesi aynı zamanda herhalde bir yol haritası niteliği taşıyacak, öyle değil mi? Bu sonuç bildirgesinde hem mevcut yapının değerlendirilmesi, yani nasıl oldu da bu şekilde dini konular istismar edilebildiği, nasıl böyle bir tablo ortaya çıktı, hem bu değerlendirilecek. Bir de bundan sonra benzer tabloların yaşanmaması için tavsiye niteliğinde ilim adamları bir takım kararlar alıp bu ödevleri muhtemelen Din İşleri Yüksek Kurulumuza verecekler. Bu ödevleri de Din İşleri Yüksek Kurulumuz bundan sonra
yerine getirmeye çalışacak. Önemli bir toplantı. Olağanüstü olarak gerçekleştirilen bir toplantı. Evet. Süreçle ilgili bir deklarasyon hem yayınlanmış olacak hem de toplantının sonucunda bir yol haritası ortaya çıkmış olacak inşallah. Evet. Peki, teşekkürler Ekrem Hocam. Sağ olun, var olun katkılarınız nedeniyle. Evet sevgili izleyiciler, yarın bu önemli toplantı gerçekleştirilecek ve Diyanet Televizyonu ekranlarından da Din Şurası'nın açılış töreni ve sonuç bildirgesinin okunacağı kapanış oturumunu canlı olarak izleyebilirsiniz Diyanet Televizyonu ekranlarından. Evet, hem Din Şurası'nın gündemine de yansıyan Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının dini nasıl suistimal ettiğini, insanlarımızın samimi duygularını nasıl sömürdüğünü bu ekranlardan uzman konuklar aracılığıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim öncelikle biz... Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor efendim. Yayınımıza ara vermek durumundayız. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Ardından programımız devam edecek. Yaklaşık 12 yıllık başbakanlığım, 2 yıllık cumhurbaşkanlığım döneminde de Türk 12 years I have been the president for 2 years. Türkiye'nin küresel sermayeye yönelik attığı adımlar ortadadır. Ve küresel sermayenin göreve geldiğim 2013-2003 yılında ne konumdaydı ama ondan sonra nasıl tırmandığını en iyi sizler biliyorsunuz. En iyi sizler yaşadınız bu ülkede. Ve Türkiye'de özellikle bu işin ekonomide en güvenilir ülkelerden birisi olduğunu sizler gördünüz, sizler yaşadınız bu ülkede. Ve bize karşı yapılan bu darbe hareketinin arkasında da Türkiye'nin zaten bu yükselişini hazmedemeyen mihrakların olduğunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Bu olay sadece içeride planlanan, içeride tezgahlanan bir olay değildir. Ben açık sözlüyüm. Bu olay içeride aktörleri olan ama senaryosu dışarıda yazılan bir darbe hareketidir. Bunları sizler de az çok biliyorsunuz. Öyleyse şimdi bu süreçte biz dışarıdaki ve içerideki bu ortak darbe hareketinin aktörleri bir şeyi hesap edemediler. O şuydu. Bu milletin kendisini hesap edemediler. Bu milletin evlatlarının tankların altına yatabileceğini bunlar hissedemediler. Onu planlayamadılar. Bakın şu anda hemen yanı başımızda bizim kongre merkezimiz var. Aynı zamanda opera binası olarak da orayı yaptık. Ve burayı bombaladıkları zaman 5 şehidimiz var. Bir bayan kardeşimin ne yazık ki başı koparak oranın çatısından onu aldık. Şimdi soruyorum. Bu darbe hareketini yapanlar, bu insanlara bombaları yağdırırken acaba hangi düşünceyle bunu yaptılar? Hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir. Bu olacak bir şey mi? Ama ne yazık ki bu ülke darbeler tarihi içerisinde çok farklı bir darbeyi yaşadı. 238 şehit verdik şu ana kadar ve
2200'e yakın şu anda hastanelerde yaralılarımız var. Dün gece 12, 1, 1.5 gibi hastanelerdeki gazilerimizi arıyorum. Telefonla kendileriyle görüşüyorum. Hele bir tanesi genç, Sabri, 34 yaşında, yazılımcı, hava savunma sistemlerini çok seven bir gencimiz. Ve bu genç tankların paletleri arasına atlayarak birinci tanktan kurtulan, ondan sonra ikinci tankın da paletleri arasına atlayıp orada bir kolunu şu anda yapılan müdahalelerle inşallah kaybetmeyecek böyle bir noktada olan bir gencimiz. Ve telefonda konuşurken sanki Sabri'ye hiçbir şey olmamış. Öyle konuşuyor. Reisim diyor, sen iyi misin? Bana onu söyle diyor. Ben iyiyim diyor. Doktorlarım bize iyi bakıyor. Hemşirelerimiz bize iyi bakıyor diyor. Şimdi bu inanç, bu azim oldukça öyle Allah bu millete darbeler hiçbir şey yapamayacaktır. Bir tane albayımla konuşuyorum. Bu albayım da 7 mermi almış. Parmaklarına, koluna, vücudunun belden yukarı, belden aşağı mermiler almış. Albayım bakıyorum, hala bizi düşünüyor. Bu FETÖ'nün takımı buralarda hala eksik değildir. Aman Cumhurbaşkanım dikkatli olun diye hala bunu söylüyor. Biz tedbirleri alıyoruz. Davut Albayım, sen önce şöyle kendine bak, şöyle bir an önce aramıza katıl diye kendisine nasihatte bulundum. Değerli kardeşlerim, tabii buradaki yaptığımız yeni binamızdaki o hem açılış hem şehitlerimizi anma gecesinde gelen gazilerimizin her biriyle yaptığımız görüşmede o havayı gördüğümüzde zaten bu milletin hakikaten ne denli güçlü olduğunu, bu milletle ne kadar iftihar etsek azdır, bunu gördüm, bunu yaşadım. Bu millet büyük bir millet. Evelallah bu millet inşallah yoluna durmadan kararlılıkla yürüyecektir. Bundan hiç şüphem yok. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bunları şunun için anlatıyorum. Bundan önce Türkiye 1980'li yılların ortasından beri silahlı terör örgütlerinin saldırısına hep maruz kalan bir ülkedir. PKK, DHKPC, son yıllarda DAEŞ denilen terör örgütleri silahlı saldırılar, suikastlar, intihar bombacıları ile ülkemize karşı adeta bir savaş yürütüyorlar. İşte şimdi de yine aynı şekilde bunları yapıyorlar. Zaman zaman yaşadığımız sosyal, siyasi ve ekonomik taarruzların da bunlardan bağımsız olmadığını gayet iyi biliyoruz. Tabii az önce Boş CEO'sunu dinlerken, yani Türkiye'ye gelecek olan misafirlerimiz vesaire onlarla ilgili ifadeleri hep soru işaretidir. Ama tabii geldikleri ülkelerde bir dezenformasyonun olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek lazım. Bu ülkeden endişelenmeyin. Bu ülke güvenli bir ülke. Ve bu istisnalar dışında eğer biz bu hassasiyetleri gösterirsek, bir yerde terör mü var? Çekinmeden, ürkmeden üzerine gitmeliyiz. Teröre karşı, bu tür darbelere karşı
Eğer uluslararası camia bir mutabakat ortaya koyamıyorsa kusura bakmayın. Bir bumerang gibi döner bir günde o ülkeleri vurur. Biz bütün terör eylemlerinde, hatta biz Belçika'ya teröristlerin adlarını verdik. Ama biz adını verdik, onlar hayır terörist değil diye saldılar. Ve ondan sonra gitti havaalanında, onlar biliyorsunuz kendilerini patlattılar. Aynı şekilde diğer ülkeler. Almanya bize 4000 dosya verdim ben Sayın Şansölye'ye. Artık isim konuşuyorum. 4000 dosya verdim. Teröristlerle ilgili dosya verdim. Derneklerle ilgili dosya verdim. Ve bunların hiçbirisi bize dönmedi. Fakat pazar günü Almanya'daki vatandaşlarımızın oluşturduğu STK'lar, bunlar Alman vatandaşı aynı zamanda. Orada darbeler hayır, demokrasiye evet diye bir miting düzenlendi Köln'de ve bu mitingde Türkiye'den oraya video konferansla benim bağlamamı hazmedemediler. Belediye her türlü aksiliği yaptı. Yerel mahkeme hayır dedi ve Alman mahkemeleri çok hızlı çalışıyor maşallah. Anında Anayasa Mahkemesi de hayır kararı verdi. Ya 4000 terörist, Şansölye geldiğinde o dedi 4500 oldu dedi. Yeni 500 dosya daha eklendi buna. Geciken adalet adalet değildir Sayın Şansölye dediğimde de haklısınız. Peki niye çalışmıyor bu yargınız? Ama burada hemen 2 saatte karar veriyor Anayasa Mahkemeniz. Verdiği karar ne? Erdoğan orada video konferansta konuşmasın. Fakat kısa bir süre önce veya yani geçmişte terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda olanları kalkıyorsun video konferansta konuşturuyorsun Almanya'da. Şimdi soruyorum. Batı burada teröre destek veriyor mu vermiyor mu? Batı demokrasinin yanında mı, darbelerin yanında mı? Terörün yanında mı? Maalesef bu Batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor. Ama bizim canımız yandı. Dost bildiklerimiz maalesef gidiyor darbecilerin yanında yer alıyor, teröristlerin yanında yer alıyor. Fransa'ya geliyorsun aynı. Avusturya'ya geliyorsun aynı. Belçika aynı. İşte iş adamımız Özdemir Sabancı. Katili belli. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Bunların mahkemelerine çıkarılmadı mı? Çıkarıldı. İçeri aldılar, aldılar. Sonra niye bıraktılar? Değerli dostlar, kusura bakmayın. Açık sözlü olalım. Doğru olalım. Ama yürekli olalım. Eğer yürekli olmazsak, dünyada tüm ülkelerde çok daha can yanar. Bugün bize olan bu darbe hareketi başka ülkelerde de terörle, darbeyle, velhasıl değişik yöntemlerle uygulama alanını kendisine bulur. 15 Temmuz darbe girişimi bana geldi. Oradaki dostumuz, kardeşimiz Türk adaları var. Oralara gidebiliriz. Yunan adalarına hızlı botum var, götürebilirim. Dedim yok dedim ya, olur mu öyle şey? Şu anda İstanbul, Ankara'da halkım sokaklarda, ben onların arasında olmalıyım. Oraya gitmeliyim. Ama işte burada şu anda sıkıntı var. Bakın helikopterler üzerimizde dolaşıyor vesaire filan, bunları anlattılar. Yok dedim biz gideceğiz. Sağ olsun pilotum yürekliydi, cesurdu. Ve hemen Dalaman'a uçağımıza ulaştık.
Ve ondan sonra da son ana kadar nereye gideceğimizi pilotumuz da bilmiyordu. Son anda kendisine Ankara değil İstanbul'a gidiyoruz dedik. Ve İstanbul'a gelmek suretiyle indiğimiz anda da üzerimizde F-16'lar uçuyordu. Ve biliyorsunuz ses hızını aştığı anda yaptığı patlama tabii hem orada devlet konuk evinin bütün camlarını patlatıyor. Halkı ürkütmeye yönelik de bu şekilde uygulamalar yaptılar. Fakat bunların hepsi öyle veya böyle atlatıldı. Bu tabii sistematik bir süreçti. Onun için işimiz bitmedi. Daha yapacağımız çok şey var. Ama normalleşme sürecine giriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi işte bu silahlı ve silahsız saldırıların en son, en kanlı, en açık ve en alçak örneğidir. Tüm terör örgütleriyle başarılı bir mücadele yürüten Türkiye, darbe girişimine de aynı şekilde direnmiş ve netice elde etmiştir. Diğer terör örgütleriyle olan mücadelemizde olduğu gibi, darbe girişimi sırasında ve sonrasında da dostlarımızdan beklediğimiz desteği alamadığımızda açıkça söylemek zorundayım. Bunu üzüntüyle ifade ediyorum. Bu gerçeği görmek için darbe sırasında ve sonrasında ortaya konan tepkilere bakmak yeterlidir. Değerli dostlar, bir gün dostlarımızın, müttefiklerimizin bizi anlayacağını, bize hak vereceğini çok iyi biliyoruz. Temennimiz benzer acılara maruz kalmadan onların da bu noktaya gelmeleridir. Değerli misafirler, sizlere şu ana kadar anlattığım fotoğrafın, az önce zaten ekranda izlediniz, uzaktan bakıldığında iyi bir fotoğraf olmadığının ben de elbette farkındayım. Ancak ülkemizi yakından bilen, milletimizi gerçekten tanıyacak kadar uzun süre burada yaşamış olan herkes şu gerçeği kabul edecektir. Türkiye çok farklı. Hatta kimi zaman birbirine zıt gibi gözüken olayların, olguların gerçekten aynı anda yaşanabildiği bir ülkedir. Evet, ülkemizin belirli bir bölgesinde terör olayları yaşanıyor olabilir. Ama bu durum asla diğer yerlerdeki sosyal, ekonomik, kültürel etkinliklere mani değildir. Hatta aynı ilin ilçeleri, aynı ilçenin mahalleleri arasında dahi bu farkları görmek mümkündür. Evet, ülkemiz 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşamış olabilir. Ama bu durum asla ertesi günden itibaren hayatın normal akışında devam ettiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Dikkat ederseniz darbe girişiminin hemen ardından yaşanan sınırlı bir dalgalanma dışında ekonomik göstergeler hızlı bir toparlanmaya ve normalleşmeye işaret ediyor. Bakın dolar yeniden 3 liranın altına indi. Borsa yükselişte. Diğer veriler de toparlanmayı ve yeniden olumlu yönde yükselişi teyit ediyor. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimize baktığımızda bırakın azalmayı 125 milyar doların üzerine çıkarak artmıştır. İşsizlik ve faiz oranları %10'un altında seyretmeyi sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğindeki %4'lük büyüme oranımızı yıl sonuna kadar koruyacağımıza inanıyorum. Milletimiz ne marketlere ne bankalara ne döviz bürolarına hücum etmemiştir. Eskiden olağanüstü hal ilan ettiğinizde hatırlayın marketler boşaltılırdı. Bakkallar boşaltılırdı. Herkes evinde stoklamaya giderdi. Ama şimdi tam aksine millet evine değil evinden meydanlara koştu. Ve sabahlara kadar meydanlarda bakıyorsunuz herkes adeta piknik yaparcasına oturup orada ailece piknik yapıyorlar. Milletimiz darbecilerin üzerine hücum ederek istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbe girişimi başkadır.
Türkiye'nin işleyen bir serbest piyasa ekonomisine sahip olduğu, bunun her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğramayacağı gerçeği o da başkadır. Ülke ve millet olarak her sorunu kendi sınırları içinde tutma kabiliyetine ve imkanına sahip olduğumuzu sayısız örnekle ortaya koyduk. Türkiye büyük hedefleri olan, bu hedeflere ulaşmak için de ciddi potansiyeli bulunan bir ülkedir. Yürütmekte olduğumuz hazırlıklarını, yaptığımız projelerle potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçirmenin çabası içindeyiz. Buradaki pek çok arkadaşımız Türkiye'nin son 14 yılının yakın şahididir. Türkiye bu 14 yılda pek çok badire atlatmasına, pek çok engelle karşılaşmasına, pek çok saldırıya, provokasyona maruz kalmasına rağmen asıl hedeflerinden, asıl projelerinden asla vazgeçmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü durdu mu? Avrasya Tüneli durdu mu? Bütün bölünmüş yollar durdu mu? Bakın hepsi devam ediyor. Havalimanlarının inşaatları aynen devam ediyor. Biz durmak yok, yola devam dedik. Şimdi 26 Ağustos'ta inşallah Yavuz Sultan Selim Köprümüzü açıyoruz. İhaleler yapıldı. Tüm bağlantı yolları ta Kınalı'dan köprüye kadar, oradan Sakarya'ya kadar aynı şekilde bunlar devam edecek. Ve bunun yanında süratle Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta inşallah açılacak şekilde inşası devam ediyor. Şimdi Kanal İstanbul'un ihalesi yapılacak ve bir diğer taraftan Çanakkale Köprüsü'nün de ihalesi yapılacak. Bu bir kararlılığın, bir istikrarın aslında ifadesidir. Biz bütün bunları yaparken mali disiplinden, istikrardan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 14 yıldır bizimle birlikte yol yürüyen hiçbir uluslararası yatırımcı bu ülkede kaybetmemiştir. Tam tersine sürekli kazanmıştır. Bundan sonra da kazanacaktır. Bakınız darbe girişimi günlerinde yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu ve diğer tüm toplantılarda ekonomiyi asla gündemimizden düşürmedik. Şunu burada açık söylüyorum. Bu ifadem ülkemin genelinedir. Bunu tüm iş dünyamızın da iyi bilmesi lazım. İki şeyi gerçekleştirmek zorundayız. Bir, ilan ettiğimiz bu olağanüstü hal neye yaramıştır veya yaramaktadır? Bir, devletin işleyişini hızlandırmak. Bunu hızlandırırken devletin yeniden yapılanması sürecini başlattık. İki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması sürecini başlattık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu adımın atılması gerekiyordu. Eğer bu adımı atmayacak olursak işte bu FETÖ'cüler, METÖ'cüler silahlı kuvvetlerimizi işgal eder ve ondan sonra da kalkar milletin vergileriyle, milletin verdiği paralarla aldığı uçakları, tankları, ne bileyim topları milletine doğrultur. Bu adımı atmak zorundayız. Ve üzülerek hala bunda tereddüt edenleri görünce gerçekten üzülmemek mümkün değil. Bugün değilse ne gün? Bütün bu olaylar olduktan sonra ne zaman? Bunda artık duramayız. Bu adımı atmak zorundayız. Bu adımı atacağız ki bu ülke bir daha bu tür olayları yaşamasın. Ekonomi alanındaki reformları süratle hayata geçirme kararlılığımızı her fırsatta vurguladık, vurguluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen ekonomik reform paketlerinin süratle yasalaştırılması konusunda arkadaşlarımızla hemfikiriz. Darbe girişimiyle ilgili süreçler kanun hükmünde kararnamelerle yürütüldüğü için meclis gündeminin tıkanması
ekonomik reform paketlerinin ötelenmesi söz konusu değildir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Değerli misafirler, Türkiye bu süreçte demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukuka olan bağlılığını hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ispat etmiştir. Atılan her adım anayasa ve yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiş, meclis ve hükümet çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Olağanüstü hal uygulamalarına dayanılarak ekonominin işleyişine en küçük bir şekilde müdahale edilmemiştir, edilmeyecektir. Ülkemizdeki olağanüstü hal uygulaması tamamen Avrupa Birliği prosedürlerine uygundur. Biz şu anda biliyorsunuz 3 aylık bir olağanüstü hal ilan ettik. Hemen birileri dışarıdan. İşte olur mu? Yani darbeye karşı takdir ediyoruz. Ama gelişmelerden endişeliyiz. Bu kadar kişinin tutuklanması, işte açığa alınması filan falan. Tavsiye ediyorum. Doğu Almanya, Batı Almanya. O süreci bir incelesinler. Acaba ne kadar kişi açığa alınmış, ne kadar kişi içeri alınmış? Orada şu anda bize nasihat etmeye kalkan Almanlar bunu gayet iyi görürler diye düşünüyorum. Bunları bizler hep inceledik. Batı'nın neler yaptığını bu konularda çok iyi biliyoruz. Biz darbe girişimi gibi çok daha ağır bir saldırıya maruz kalmamıza rağmen pek çok alanda Avrupa ülkelerinde geçerli olağanüstü halden daha yumuşak bir uygulama içindeyiz. Fransa ne yaptı? 3+3+6 bir yıllık olağanüstü hal kararı aldı. Türkiye bu kararı alınca o 5-10 tane terörist geliyor orada bir ölüm uygulaması yapıyor. Ondan dolayı kalkıp bir yıllık olağanüstü hal ilan ediyor. Benim ülkemde darbe oluyor, darbe. Demokratik, demokrasi ile yönetilen bir ülkede darbe var. 238 şimdilik şehidim var. 2200'e yakın yaralım var. Sen hala kalkıyorsun, endişeliyiz diyorsun. Bunun faillerine sen nasıl kalkarsın da hala şefkat elini uzatırsın ya? Böyle bir şey olabilir mi? Asla attığımız adımlardan taviz vermeyeceğiz. Çünkü biz eğer istisnaları bir kenara koyuyorum. Bu katillere, bu darbenin faillerine eğer acımaya kalkarsak acınacak hale geliriz. Bunu yapmayacağız. Ülkemin huzuru için, ülkemin refahı için, bu sokaklarda milyonlarca kişinin iniş sebeplerini ortadan kaldırmak için biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız. Her kim ki yaşanan sıkıntılara bakarak Türkiye'yi kendi iç meseleleriyle uğraşan küresel gündemden kopmuş bir ülke olarak görüyorsa yanıldığını, yanlış düşündüğünü, hatalı analiz yaptığını bilmelidir. Biz yaşadığımız sıkıntıların bir bölümünün amacının tam da bu olduğunu, yani Türkiye'yi dünyadan kopartarak içine kapatmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi diyorlar ki Amerika'daki yaşayan zat, o FETÖ denilen zat, bu işin faili midir? Bu işin başında mıdır? Bunu bilmiyoruz diyecek kadar ne yazık ki dünyadan bir haber olanlar var. Ya bütün deliller, belgeler, her şey ortada. Daha önce gönderdiğimiz bu konuda kendilerine bilgiler var. Milli Güvenlik Kurulları ülkelerin en üst güvenlikte önemli kuruludur. Tavsiye kararı alır. Ve Bakanlar Kurulu bu tavsiye kararlarını kalkar, karara bağlar, uygulamaya koyar. Bunlar yapılmış ve bunlar Amerika'ya da gönderildi. Ben de kendileriyle bunu bizzat konuştum. Bizden bunca teröristler istediniz.
İstediğiniz bu teröristler için biz sizden belge istemedik ya. Eğer dedik ki Amerika bizden bu teröristi istiyorsa, bizim de şu anda cezaevimizde yatıyorsa biz verelim gitsin demişizdir. Göndermişizdir. Biz nasıl bir stratejik ortağız ki ben sizden ülkem adına milli güvenlik strateji belgesi içerisine girmiş böyle birisini istiyorum. Siz hala onu ülkenizde saklamaya, barındırmaya devam ediyorsunuz. Ve çok daha enteresan bir gelişme, en önemli maddi kaynakları Amerika'da. Nedir o? Charter school'larla yılda 200-300 milyon dolar sadece o okullardan elde ettiği gelirleri var bunların. Bunları görmeyecek kadar siyasetten uzak yaşamak mümkün mü? Bunları da söylüyoruz. Başka birçok belgeler. Amerika'nın parlamentosunda parayla destekledikleri kişileri bildirdi kendilerini. Daha ne olacaktı? Ve bize aynen söyledikleri şey şu. Parayı geri iade etmeye başladık. Bunları yaşayan insanım ben. Bunları yaşayan bir insan. İşte bakın İngiltere'de de duydunuz değil mi? İngiltere parlamentosunda birisinin de yine bunlardan ne kadar para aldığını işte bugün medyada falan var. Adamlar böyle çalışıyor. Bu ne demektir? Bizim dilimizde bu siyaseti satın alma operasyonudur. Bu adamlar bunu yapıyorlar. Ama bunları önlerine koyduğunuz zaman hemen savunma, haklılık psikozu içerisinde bunu böyle yerine getirmenin gayret içine giriyorlar. Ülkemizin tek çıkış yolunun gelişmiş dünyaya entegre olmaktan geçtiğini hiçbir zaman bizler aklımızdan çıkarmadık. Çeşitli ülkeler ve kurumlarla aramızdaki görüş farklılıkları ekonomik hedeflerimiz için asla bir engel değildir. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında dahi çok ciddi siyasi görüş ayrılıkları var. Aynı şekilde Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Çin gibi dev ekonomiler başta olmak üzere dünyadaki tüm önemli güçlerin aralarındaki siyasi görüş farklarının derinlikleri hepimizin malumudur. Diğer ülkeler söz konusu olduğunda sorun teşkil etmeyen siyasi görüş ayrılıklarının Türkiye için kırılma noktası olarak görülmesi samimi bir değerlendirme olamaz. Hele bu görüş farklılıklarının söz konusu ülke menşeli şirketler için bir yaptırıma dönüşeceği endişesi değerli dostlar tamamen yanlıştır. Üstelik Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle ayrıca takdir edilmesi gereken bir özelliği de vardır. İçinde bulunduğumuz bölgede terör merkezli krizler çıkartılmasına engel olamayabiliriz. Ama bu krizlerin bizi yürüdüğümüz yoldan çıkartmamasını sağlamak kendi elimizdeydi ve biz bunu başardık. Göçmen krizinde dahi yaşadığımız tüm gerilime ve görüş farklılıklarına rağmen Avrupa'yı, Batı ülkelerini sorumsuzca sıkıntıya sokacak adımlar atmadık. Daha açık konuşuyorum. Avrupa'yı biz koruduk ya. 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi ülkemizde barındırmak suretiyle Avrupa'yı biz koruduk ya. Avrupa verdiği sözleri şu ana kadar tutmadı. Hala yerine getirmedi. Bakın bize bu yıl sonuna kadar 3 milyar avro bu parayı bize vermeyecek. Bizim bütçemize girmeyecek. Suriyeliler için, Iraklılar için harcanacak olan bu para ne yazık ki hala bize gelmiş değil. Vize meselesi. Hani bitecekti Haziran başında. Hala yok. Ama bizden hemen kalkıp bununla ilgili yerine getirmemiz gereken edimleri yerine getirmemizi istiyor. Bunlar eş zamanlı olacak. Sen görevini yapacaksın, ben de görevimi yapacağım.
sen görevini yapmadan bizden bir geri kabul isteyemezsin. Bunları birlikte yapacağız. Ve bizler böyle dediğimiz için beyefendiler rahatsız oluyor. Kusura bakma. Karşınızda emir kulu bir ülke yok. Bunu bileceksin. Biz şu ana kadar STK'larımızla birlikte yaptığımız harcamaları ben size söyleyeyim. STK'larla birlikte 20 milyar doları aşmış vaziyette. Sadece devlet bütçesinden 12,5 milyar dolara çıktı yaptığımız harcama. Ve biz bu adımları atacağız. Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmeyeceksiniz. İnsani sorumluluklarımıza gösterdiğimiz hassasiyeti uluslararası yükümlülüklerimiz konusunda da sergiledik. Hatta şimdi ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bu kamplarda kalan mülteciler içerisinde şu anda ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyorlar ve bunlar içerisinde çeşitli oradaki Suriyelilere, Iraklılara gerekirse vatandaşlık vereceğiz. Onları da vatandaşlarımızın arasına katacağız. Hiç çekinmiyoruz biz bu konudan. Çünkü bunları çadırlarda vesaire barındırmaktansa bunları ilkel yaşam koşulları içerisinde yaşamaya mahkum etmektense bunlara vatandaşlık vermek suretiyle, çünkü bunların içerisinde birçok akademisyenler var, bakıyorsunuz doktorlar var, ebeler var, hukukçular var vesaire, mühendisler var. Bu insanlara önce kendi ülkemize, kendi toplumumuza katalım ve kendileri kazanmaya başlasınlar. Gaziantep'te filan icabında yani birçok yerlerde kaçak çalıştırılanlar var. İstiyoruz ki bunları da aramıza katalım ve kaçak değil, onlar da vatandaşımız olsunlar ve sigortalı olarak onlar da çalışmaya başlasınlar. Ve kendi yaşamlarını onlar kendileri devam ettirsinler. Bütün bunlarda böyle davranmakla ne insani, ne siyasi, ne de ekonomik olarak asla kaybetmediğimize, tam tersine ciddi bir kazanç sağladığımıza inanıyoruz. Bakınız, biz Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde dahi karşı tarafın attığı tüm incitici adımlara rağmen ekonomik ilişkiler konusunda çok büyük bir hassasiyet gösterdik. Ve hala da öyle devam ediyoruz. Nasip olursa ayın 9'unda da Rusya'ya ziyaretimi gerçekleştireceğim ve ciddi bir heyetle beraber burada ekonomik ilişkilerimizi tekrar yeniden masaya yatıracağız. Ve hiçbir sınırlama biz koymadık. Ya da mütekabiliyet gereği yapmak zorunda kaldıklarımızı çok sınırlı şekilde uyguladık. Aksi yönde bir davranışa bizim hem hukukumuz hem de ahlakımız izin vermez. Değerli misafirler, Türkiye'nin uluslararası sermayeli şirketlerin ülkemizdeki yatırımlarına verdiği önemi en iyi sizler görüyorsunuz. Sizler biliyorsunuz. 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline gelme, toplam milli gelirini 2 trilyon dolara, kişi başına milli gelirini 25 bin dolara çıkarma, dış ticaretini 1 trilyon dolara ulaştırma hedefi olan bir ülkeyiz. Bunu sizlerle yapacağız. Bunu tüm girişimcilerimizle, yatırımcılarımızla beraber yapacağız. Burada uluslararası yatırımcıların desteği ve imkanlarıyla biz bunu tahrik edeceğimize, bunu başaracağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla yatırımcılara zarar verecek, yatırımcıları üzecek hiçbir işe kalkışmayız, başta şahsım izin vermeyiz. Bu yönde hiç endişeniz olmasın. Hepinizin kafasında bir takım soru işaretleri olduğu açık. Öncelikle şu hususlardan emin olmanızı istiyorum. Türkiye'de yetişmiş insan kaynağı sorunu yoktur. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon 340 bin kamu çalışanı vardır. Son soruşturmalarda bunlardan açığa alınmış olanların sayısı 62 bindir. Açığa alınanların bir kısmının yapılan soruşturma ve yargılamalar neticesinde şayet haklarındaki iddialar mesnetsiz görülürse vazifelerine
geri dönebileceklerini de unutmamalıyız. Şimdi denilecek ki çeşitli kurumlarda açığa alınan personel oranı çok yüksek. Nerede? Mesela adalet teşkilatında. Adalet sisteminin dış müdahalelerden sorumsuzların verdiği emirlerle hareket edenlerden kurtulup kendi işine odaklanan personel tarafından yönetilmesi işleyişi yavaşlatmaz. Tam tersine daha da hızlandırır. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ve şimdi yeni alımlar da yapılacak ve hiçbir açık söz konusu değil. Ve biliniz ki adalet mekanizmasının zaten sıkıntısı 17-25 Aralık sürecini başlatmıştır. Orada biliyorsunuz birçok iş adamları, birçok devlet kurumlarında çalışanlar büyük bedeller ödedi. Aynı durum emniyet teşkilatımız için de geçerlidir. Binlerce rütbeli personel açığa alınmasına, ihraç edilmesine rağmen güvenlik hizmetleri aksamak şöyle dursun, daha da kaliteli hale gelmiştir. Çünkü yuvalandıkları yerlerden bir tanesi de orasıdır. Adeta kuluçka yuvası gibi. Böyle bir durum var. Darbenin istihbaratının zamanında alınamaması, bu örgütün önce istihbarat teşkilatlarımızı çökertmekle işe başlamasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz sadece Milli İstihbarat Teşkilatı yok. Aynı zamanda bir de Emniyet İstihbarat var. Aynı zamanda Jandarma İstihbarat var. Bu istihbarat örgütleri ne yapmamıştır? İlgili mercileri aslında hiç uyarmamış, uyarmadığı gibi düşmanlık yapmıştır. Diğer alanlara ilişkin istihbarat ağları büyük ölçüde yeniden kuruldu, kuruluyor. Şu anda bakıyorsunuz Amerika'da sadece yani bir CIA veya FBI yok. Bunların dışında onlarca istihbarat örgütü var. Türkiye şu anda bu ağı yeniden ele alıyor, yeniden kuracak. Onun için devletin yeniden yapılanması diyorum. Onun için silahlı kuvvetlerimizin yeniden yapılanması diyorum. Şimdi bazı siyasiler şunu söyleyebilir. Çok acele edildi. Siz hazır değilseniz kardeşim ben ne yapayım? Biz bu darbe olayı olduktan sonra bu adımı atmadık ki. Biz zaten bunlara hazır bir hareketiz. Siyasetçi eğer bu tür hazırlıklarını yapamazsa, ülkenin geleceğine yönelik bu tür hazırlıkları yoksa, o siyaset zayıftır. İşte şu anda bunlar maalesef yanlış adım attılar ve maalesef duvara çarptılar. Şimdi bu gidişi inşallah düzelteceğiz. Bence bu süreç Türkiye'nin devlet yapılanmasında bir revizyonu, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin, yargının hepsinin revizyonuna da bir fırsat hazırlamıştır. Bu örgütün faaliyetlerine yönelik güçlü bir istihbarat mekanizması kurmamız şart. Diğer kurumlarımızdaki görevden almaların da olumlu sonuçlar vereceğinden emin olabilirsiniz. Mesela TİB'i kapatacağız. Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden bir tanesi de orası. Orayı tamamen kapatıp burayı kapattıktan sonra da oranın içerisinde çalışanların hepsini de hazırlıklarımızı yaptık. Gereği neyse onun da gereğini yapacağız. Çünkü bu örgüte mensup kamu görevlileri devletine ve milletine sadakatle hizmet etmek yerine iradelerini bir başka gücün emrine vermiş kişilerdir. Bugüne kadar karşılaştığımız sorunların önemli bir bölümünün de bu kişilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi TİB BTK'ya devredilmek suretiyle BTK gereken adımları kendisi atacaktır. Şimdi sadece kendi kurum hiyerarşisine bağlı olarak kanunların ve diğer düzenlemelerin verdiği yetki çerçevesinde görev yapan kamu personeliyle inşallah işlerin daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyorum. İş dünyasında da FETÖ terör örgütünün bir kanser hücresi gibi her yere yayılmış bağlantılarıyla birlikte hareket ederek haksız rekabete yol açan kişiler
artık bu imkandan mahrum kalacaklardır. Geldiğimiz noktada artık yatırımcılara zorluk çıkaran, gereksiz yere işlerini geciktiren, destek vermeyen kamu görevlilerinin hiçbir mazereti, hiçbir bahanesi yoktur, olamaz. Sizlere karşı kamuda bu tür engeller yapanlar varsa, bu tür zorluk çıkaranlar varsa ilgili birimlerimize bunları bildirin. Yapacağımız iş hemen kapıya koymaktır. Çünkü biz çalışacağız. Önümüzü tıkayan, önümüzü kesen, himmet ver, harç ver, bilmem ne ver diyenlere artık bu devlette yer olmayacak. Bunu başaracağız. Mevzuatla ilgili engeller varsa onlar elbette düzeltilecektir. Bu konumda işte YASET sizin önemli bir kuruluşunuz. O vasıtayla bize bunları ulaştırabilirsiniz. DOP'la ulaştırabilirsiniz. DEİK'le ulaştırabilirsiniz. Bütün bu sorunları bizlere süratli ilgili bakanlarımız vasıtasıyla ulaştırırsanız bundan özellikle memnun kalırım. Ve bütün bunların yanında tabii bizim yatırım ortaklığı işbirliği ajansı var. Bu vasıtayla bizlere ulaştırırsanız memnun kalırız. Ama sorun zihniyetle ve niyetle ilgili ise onların da hakkından en seri ve sert şekilde gelinecektir. Şahsımdan başlayarak başbakanımız, başbakan yardımcılarımız, bakanlarımız, müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz için bu mesele emin olunuz en az darbe girişiminin üstesinden gelmek kadar önemlidir. Değerli arkadaşlar, bizim gündemimizde sadece darbe girişimi, sadece terör örgütlerinin eylemleri, sadece bunlara ilişkin alınacak önlemler yok. Onları zaten kararlılıkla ve süratle yapıyoruz. Bizim gündemimizde bu ayın sonunda 26 Ağustos'ta açılışını yapacağımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Bizim gündemimizde az önce söylediğim gibi 20 Aralık'ta açılışını yapacağımız Avrasya Tüneli var. Bizim gündemimizde en kısa sürede inşasına başlamak üzere sabırsızlandığımız 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü var. Bizim gündemimizde mutlaka hayata geçirmek kararında olduğumuz Kanal İstanbul projesi var. Bizim gündemimizde inşası süren hızlı tren hatlarımızı tamamlama, yenilerine başlama heyecanı var. Bizim gündemimizde yatırımları artırma, istihdamı artırma, ihracatı artırma, eğitimli iş gücünü artırma, yeni nesillere vizyon kazandırma, velhasıl ülkemizi adım adım ileriye taşıma noktasında azmi var. Şayet geçmişe takılıp kalsaydık, önümüze çıkartılan engellere bakıp vazgeçseydik, Türkiye'yi 14 yılda 3 kat büyütemezdik. Benim sizlerden istirhamım şudur, ricam şudur. Gündemimizdeki en önemli başlıklardan bir tanesi savunma sanayimize de diyorum ki içinde olanlar veya olmayanlar girmenizdir. Gelin kendi savunma sanayimizi hep birlikte kuralım. Yerli, küresel işbirliğiyle bunu yapalım. Yapar mıyız bunu? Yaparız. Şu anda biz insansız hava araçlarını üretiyoruz. İnşallah savaş uçaklarımızı da üreteceğiz. Yolcu uçaklarımızı da üreteceğiz. Bu noktada füzelerimizi de üreteceğiz. Kararlıyız. Bu adımları atacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Şayet ufkumuzu, vizyonumuzu geniş tutmasaydık, mücadeleyi bir an bile olsa bıraksaydık, ülkemizi bugünlere getiremezdik. Biz geçmişten aldığımız dersler ışığında geleceği inşa etmenin çabası içindeyiz. Maziden atiye, yani geleceğe uzanan bu kutlu yolculukta durmadan, duraksamadan devam etmekte kararlıyız. Bugün bizimle birlikte bu yolda yürüyen, bize güvenen, katkı sağlayan, destek olan dostlarımızı asla unutmayacağız. Bu ülkede, bu millet de kendilerine güveneni asla mahcup etmemiştir, mahcup etmeyecektir. Şahsen bunun sayısız tecrübesine, sayısız örneğine ben şahit oldum. Sizler de burada yaşadığınız sürece şahit olduğunuza inanıyorum.
Bizde güzel bir söz vardır. Önce refik, sonra tarik deriz. Yani önce arkadaş, sonra yol arkadaşı. Bunu söyleriz. Bizler sizleri yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte daha büyük hedeflere doğru yol alacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Uluslararası yatırımcılar olarak, onların temsilcileri olarak bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz, Türkiye'ye olan güveninizi teyit ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tabii sizlerden en önemli isteğim şu değerli arkadaşlar. Bizim gündemimizde az önce de ifade ettiğim gibi malum konuların dışında önemli olan şey şu. Bu dezenformasyonu sizlerle beraber aşacağız. Onun için iletişim çok önemli. Sizler uluslararası birçok kuruluşların Türkiye'deki CEO'larısınız, temsilcilerisiniz ve temsili veyahut da temsilcisi olduğunuz ülke veya kuruluşların o ülkelerde yapılan dezenformasyonlarını eğer düzeltmede bizlere yardımcı olursanız bundan mutlu oluruz. Bu konuyla ilgili top vasıtasıyla, bakanlığımız vasıtasıyla sizlere birçok video kasetlerine varıncaya kadar, birçok belgelere varıncaya kadar bunları ulaştıracağız. İngilizce, Fransızca, Arapça olarak bunları ulaştıracağız. İstiyoruz ki bunları ülkelerinizin temsilcilerine de, ülkelerinize de ulaştırın ki bu yanlış bilgilendirme, bu yalan yanlış bilgilendirme, bunları ortadan kaldıralım. Özellikle bakıyorsunuz ki işte Uluslararası Af Örgütü tutturmuş, bizim işkenceler yaptığımızdan bahsediyor. Bizde işkence sıfır toleranstır. Ha, arbede esnasında kaşına gözüne tekme tokat yemiş olabilir. Yememiş olsa oradaki polisimizi öldürecek. Vurma beni diyecek. Kendini savunmayacak mı? Savunma hakkını örneğin Marmaris'te beni öldürmeye gelenler işte bakın 16 gün sonra yakalandılar. Ve bunlar orada düşünebiliyor musunuz? Bunlar ideal anlamda en iyi yetişmiş SAT komandoları. Bunların içinde albayı var, yarbayı var, binbaşısı var, yüzbaşısı var, üsteğmeni var. Öyle sıradan insanlar değil bunlar. Bunlar er değil, erbaş değil. Bu denli, bu millet, bu insanların yetişmesine milyonlarca lira harcamış. Bunları yurt dışına göndermiş. Özel eğitimler aldırmış. Ve şimdi bunlar kendi ülkesinin cumhurbaşkanını yakalamak veya öldürmek için operasyon yapıyor. Eğer ben 15 dakika önce oradan ayrılmamış olsam belki yakalayacaklardı. Beni yakalayamadılar ama iki korumamı orada şehit ettiler. İki bayan polisimi ciddi manada maalesef orada tartakladılar. Ve ofis olarak kullandığımız binayı tamamen orada taradılar. Kimse yok ya, niye tarıyorsun? Ha, meğerse koltuğun arkasında polis duruyor diye orayı da tarıyor. Bu kadar haince yapılan operasyonlar var. Uluslararası Af Örgütü Londra'da durarak tespit yapıyor. Zerre kadar sizde haysiyet varsa çıkarsınız Türkiye'ye gelirsiniz. Önce bir parlamentoyu gezersiniz. Gider özel harekatı dolaşırsınız, emniyet müdürlüğünü dolaşırsınız, buraya gelir bir dolaşırsınız ve ondan sonra bizim gazilerimize hastanelerde bir dolaşırsınız. Kim kime ne yapmış onu o zaman görürsünüz.
Tabii iletişimin yanında yatırımların ben süratle artırılması diyorum ve bu konuda her türlü desteği biz vermeye yine devam edeceğiz. Ve uluslararası camiaya da aynı şekilde herhangi bir endişeye gerek olmadığını da duyurmakta çok ciddi fayda var diye düşünüyorum. Ve arkadaşlarımız zaten kısa sürede yine dünyayı inşallah kuracakları heyetlerle dolaşmaya devam edecekler, dolaşacaklar, bilgilendirecekler. Ama sizlerin yapacağı bilgilendirmenin çok çok önemli olduğuna da ayrıca inanıyorum. Bu ilginiz, alakanız sebebiyle tekrar şahsım, milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü milletinin hizmetinde bir cumhurbaşkanı olarak sizlerin meseleleriyle ilgilenmekte en başta gelen görevimdir. Bu kapının size daima açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, gündeme dair programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüksek düzeyli ekonomi toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle gündeme dair programına ara vermiştik. Oldukça önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zira reel sektör temsilcilerini ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı ağırladı. Ekonomiye cüz'i bir etkisi dışında herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını söyledi 15 Temmuz darbe girişiminin ve bundan sonra hükümetin tüm yatırımcıları desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Normalleşme sürecinin başladığını ve devam ettiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Batı'nın terörle mücadelesinde çifte standartlı uygulamalar sunduğunu, uygulamalar yaptığını dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Batı'nın darbe karşısındaki tutumunu da, darbe girişimi karşısındaki tutumunu da eleştirdi. Evet, bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Az önce de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamadan önce Din Şurası'nın gerçekleştirileceği haberini vermiştik. Oldukça önemli bu, zira Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına karşı itikadi anlamda da onların din anlatısının nasıl insanları sömürdüğünün deyim yerindeyse foyalarını meydana çıkarmak için bu çalışmaların oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. İlahiyatçı bir konuğumuz var, Profesör Doktor Adnan Demircan. Tekrar hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş bulduk. Sizle Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının dini nasıl suistimal ettiğini, milletimizin samimi din duygularını, samimi hislerini, maneviyatını nasıl sömürdüğünü konuşacağız ama öncelikle şuradan başlamak isterim. Zira toplumun her ferdi gibi bizler de darbeyi oldukça yakından hissettik. 28 Şubat sürecini ben yaşamıştım şahsen. Siz herhalde 12 Eylül'ü de hatırlıyorsunuz. 12 Eylül tabii, lisede okuyordum. Evet. Hatırlıyorum. Bu tecrübenize binaen o gece neler hissettiniz? Darbe gecesinde 15 Temmuz'da yaşananları siz nasıl yorumlarsınız? Büyük bir felaketten döndü toplum, hamdolsun. Yöneticilerimizin ferasetli davranmasıyla, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, halkımızın çağrıya olumlu cevap vermeleriyle gerçekten büyük bir felaketten dönüldü. 12 Eylül döneminde lisede okuyorduk. İhtilali yapanların kendilerine göre gerekçeleri vardı. Toplumda bir takım sıkıntılar vardı, güvenlik problemleri vardı. 28 Şubat sürecinde ihtilali yapanların kendilerine göre oluşturdukları gerekçeleri vardı. Bundan tabii meşruiyeti tartışılır kuşkusuz. Bu dönemde bu manada bir gerekçe de yoktu. En azından her şey yolunda yürürken, tabii 80 milyonluk bir ülkede olağan bazı sıkıntılar söz konusu. Ekonomik hayatta şahısların iş hayatlarında sıkıntılar olabilir. Ama bir darbeyi meşrulaştıracak herhangi bir zemin söz konusu değildi. Darbe yönetime siyasi erke gayrimeşru yollarla el koyma yöntemidir. Bu gayrimeşru bir yöntem. İşin kötüsü, burada din darbelerde ne yazık ki sürekli istismar ediliyor. Bu son istismar hepsinden farklı. Evet. Malumunuz 12 Eylül döneminde de darbeyi yapanlar dinciler geliyor, şeriatçılar geliyor diye Konya mitingini örnek göstererek darbe yapmışlardı. 28 Şubat sürecinde irtica
geliyor, laiklik elden gidiyor diyerek darbe yapmışlardı. Fakat bu son darbe bunların hepsinden farklı bir boyutu var. Çünkü din bu darbeyi oluşturucu bir etken olarak maalesef istismar edilmiş oluyor. Evet. Burada her ne kadar bir cemaatten söz ediliyorsa da genelde bir cemaatten bahsediliyor. Aslında cemaat değil, gizli bir örgütlenmeden söz etmek daha mantıklı. Peki hemen bu noktada şunu sormak isterim. Zira DAEŞ gibi İslam'ın adını da lekeleyen bir örgüt aslında. Fethullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanması. Aramızdan çıkan insanlar ama öyle bir anlatıları, öyle bir yaşantıları söz konusu ki bir terör örgütüne tipik bir hücre evi gibi bir anda kendilerini o gizli hedefe ulaşabilmek için her şeyi yapar hale gelen bireylerin ortaya çıktığını görüyoruz bu yapıdan. Bu nasıl oluyor? Yani bunu nasıl tanımlamak lazım Adnan Hocam? Zira herhangi bir dini sosyal yapı gibi görmek yanlış sanırım. Masonik bir örgüt benzetmesi var. Paralel din oluşturuyor şeklinde yorumlar yapılıyor. Sizin bu yapıyla ilgili değerlendirmeniz, yorumunuz nedir şimdi, peki? Şimdi tabii ben de dahil olmak üzere yorum yapanların büyük bir kısmı bu bünyenin dışından bakarak yorum yapıyor. İçinden yorum yapan bazı gazeteciler var. Belki onların görüşleri bu noktada çok daha önemli ama bizim de dışarıdan bakan insanlar olarak gözlemlerimizin önemli olabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki bu örgütün bir vitrin boyutu var. Evet. Bu vitrin boyutunda geleneksel bir dini yapı var. Dini yapı içerisinde örgütün başı takriben 80'li yıllardan beri bilinçli bir şekilde takip ettiğim bu yapıyı, bu yapının içerisinde sürekli şu vurguyu yapıyor idi. Ben bir cemaat lideri değilim. Beni seven insanlar var. Dolayısıyla esnek bir yapıdan bahsediyor. Ve ehl-i sünnet çizgisi içerisinde olan bir yapıdan söz edildiğini görüyor idik. Fakat işin bir arka boyutu var ki belki bu boyutu bu cemaatin, bu hizmet hareketi diye tabir edilen yapının içerisinde olan insanların bir kısmı da bilmiyor. Çünkü hücreler şeklinde ortaya çıkmış bir örgütlenme söz konusu. Nitekim bunlar devletin en ücra köşelerine, belki mahremine, damarlarına kadar girebilecek bir yapı oluşturmuşlar. Ve böyle bir yapıyı neden oluşturmuşlar? Bunun bir açıklaması da, makul bir açıklaması da yok. Bunun tek açıklaması şu, dini açıdan. Şimdi burada çok ciddi bir batınilik var. Batınilik kullanılıyor. Yani batınilik, batıniye hareketi her ne kadar daha çok Şia'nın içerisinde ortaya çıkan bir hareket olarak görülüyorsa da bir mezhep olarak olmasa bile ehl-i sünnet içerisinde tasavvuf boyutuyla bir takım cemaatlerin içerisinde ortaya çıkıyor. Ama buradaki batınilik bunlardan da daha ileri bir boyutta. Rüyalar üzerine kurulmuş olan bir gizem söz konusu. Bir gizemli dünya var. Peygamber bu evleri, kişileri ziyaret ediyor. Rüyalarında görüyorlar. Rüya dışında talimatlar alıyorlar. Hazreti Peygamber'i kendi hizmetlerinde, tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse, istihdam ediyorlar. Bu bizim kabul ettiğimiz Kur'an ve sünnet çizgisindeki İslam'ın dışındaki bir şey. Görünürdeki ibadetlere farklı anlamlar yükleyen, onu farklı boyutlara taşıyan bir yapıdır. Mesela takiye konusu, batinilerin çok kullandıkları bir şey. Örnek verilir, Ammar bin Yasir işkence altındayken, kafirler kendisini Hazreti Peygamber'in getirdiği dini inkar etmeleri yönünde baskı yapınca, ona şiddetle işkence yapınca söylediklerini ifade etti. Ve daha sonra da Hazreti Peygamber'e gitti. Peygamber Efendimiz dedi ki sen o ifadeleri kullanırken kalbin nasıldı? Ey Allah'ın Resulü, imanımdan hiçbir şey eksilmemişti dedi. Yani böyle bir baskı altında kalırsan yine aynı şeyi yap dedi Peygamberimiz ona. Şimdi bu bir insanın hayatında bir defa meydana gelmiş istisnai bir olay değil mi? Evet. Ashabın hayatını dikkate aldığınızda, Peygamber Efendimizin hayatını dikkate aldığınızda sürekli olarak yapıldığında bu ciddi bir algı sapması olmaz mı? Kesinlikle. Ve bir Müslüman takiyeyi Müslümana karşı yapar mı? Evet. Allah Resulü hicret ettikten sonra, şimdi madem peygamber örnek alınacak, Hazreti Peygamber hicret ettikten sonra
İslam'dan sonra hilf yoktur dedi. Ne demek İslam'dan sonra? Müslümanlar eğer bir adam Müslüman oluyorsa ümmete giriyor, cemaate giriyor demektir. O zaman cemaate giren bir adamın o cemaatin aleyhine, cemaatin içerisinde ayrı bir grup oluşturacak şekilde bir menfaat grubu oluşturamaz. Çünkü cemaate mensup olmak, İslam ümmetine mensup olmak yeterlidir, bir üst kimliktir. Bu kimlik her şeyi kapsar. Bir Müslüman eğer buna aykırı bir tutum içerisine giriyorsa, mesela Batı'nın emrine amadeyim diyorsa, Batı ile ittifak yapıyorsa Allah'ın velisi olmaktan çıkar, Batı'nın velisi olur. Batı da herhalde Allah'ın velisi değildir. Evet. O zaman burada İslam içerisinde bir yapılanmadan bahsetmiyoruz. Ne demek lazım? Peki nasıl nitelendirmek lazım? Yani bir masonik yapı mı demek lazım? İşte Cumhurbaşkanı siyasiler öyle nitelendirdi. Haşhaşilere benzetti mesela. Benzerlikleri var mı? Ya da masonik bir yapı mıdır? Paralel bir din midir? Siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Yani örgütlenme itibariyle haşhaşilere benziyor. Çünkü batinilerde de sır çok önemli, gizem çok önemli. Sırrı paylaşmamak gerekiyor. Örgütlenme hücreler şeklinde meydana geliyor. Çünkü haşhaşiler de tarihten okuduğumuz kadarıyla devlet adamlarının en yakınları oluncaya dek kendilerini gizlerlermiş. Daha sonra Hasan Sabbah tarafından yaptıkları olmuştur. Emir geldiği vakit hemen faaliyete geçilirmiş. O yönüyle bir takım benzerlikler kurmak mümkün, fakat benim kanaatim bu yapı tarihte bu düzeyde örneği olan bir yapı değil. Hı hı. Yani haşhaşiler dediğiniz çok sınırlı, spesifik bir alanda faaliyet gösteren bir yapı. Halbuki bugün bizim bahsettiğimiz ve görünen kısmıyla söylüyoruz. Daha görünmeyen kısmının ne kadar, hangi boyutta olduğunu bilmiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın değişik ülkelerinde. Mesela yakın zamanda Almanya'nın işte Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ilgili aldığı kararı dikkate aldığınızda orada bile etkili olabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok güçlü bir yapı ve böyle bir örgütlenmenin kesinlikle sadece Türkiye'deki bir akılla ortaya çıkmış olduğu kanaatinde değilim. Bir kanaat olarak ifade edeyim. Burada bir bilgiye sahip olduğum için söylemiyorum ama böyle bir yapının 40 yıl sonrasını hesap eden bir yapı bizim Türklerin yapacakları bir iş değil. Bu uluslararası bir akıl var bunun arkasında mutlaka. Olabileceğini düşünüyorum. Bu aklın yönlendirdiği işin bir dini vitrinde cemaat boyutu var. Bir gizli örgüt boyutu var. Bir de bu gizli örgütün uluslararası örgütlerle ilişki boyutu var. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Peki ister uluslararası grupların, güç odaklarının bir projesi olsun, ister işte bir deli raporu var deniyor, bir zatın hezyanları sonucunda bu yapı oluşmuş olsun, karşımıza şu çıkıyor. Milletimizin teveccühü söz konusuydu. Yani insanımızın, özellikle daha gelirli insanların çocuklarını kolaylıkla emanet edebildikleri bir yapıydı. İşte üniversitede okusun, eğitimini tamamlasın, ardından bir iş güç sahibi olsun denilerek bu yapıya çocuklar emanet edildi. Milletimizin teveccühünde bir arıza yok mu acaba? Bununla ilgili nasıl bir tedbir alınmalı ki insanlarımız bu ve benzer yapılara teveccüh göstermesin? Ya da sağlıklı bir din algısının ortaya çıkması için neler yapılması lazım? Bunlar aslında hepsini birbirini tamamlayan sorular. Burada milletimizin din algısında problem olarak ifade edilmesi gereken samimi, saf, temiz insanların kullanılmalarına sebep olan bir takım arızalardan bahsetmek lazım. Mesela bunlardan bir tanesi din önderlerinin, din adamlarının veya kanaat önderlerinin asla hata yapmayan insanlarmış gibi yüceltilmesi. Değil çok mi? Ciddi bir problem. Haşa peygambermiş gibi bir isme sıfatı varmış gibi. Hatta işte bir kısmı Mehdilik sıfatıyla, bir kısmı Mesihlik sıfatıyla, bir kısmı Nebilik sıfatıyla Nebi olduğunu iddia eden sahtekarlar var, var bu toplumda ve bunların bir kısmı da taraftar bulabiliyor. Bir kere her insan aklıyla Allah'a karşı kul olmakla mükelleftir. Müslümanlar açısından ister
toplumsal ilişkilerimizde, ister bireysel ilişkilerimizde sorumluluk Allah'a karşı bireyseldir. Hı hı. Evet, sosyal hayatta toplumla birlikte bir takım şeyler yapabiliriz ama oradaki tavrımız da bireysel olarak Allah'a karşı herkes kendi hesabını vermekle mükelleftir. Buna karşı insanların dikkatli olması lazım. Gizem, rüya, bir takım din dışı söylemlere karşı uyanık olmak lazım. Son zamanlarda bir televizyondan insanlara şifa dağıtan bir insan var. Herhangi bir dini eğitimi yok. Ne yazık ki. İnsanları tedavi ettiğini iddia ediyor. Onun duayla iyileştirdiğini söyleyenler maalesef onun var. Tabilerinden bir tanesini, bir kızımızı, gencecik çocukları, bunlar maalesef kendi hizmetlerinde kullanıyorlar. Çorap satıyor. Yolda bana çorap satmak istedi. Kızım dedim, bakın yavrum, bunlar sizi kandırıyorlar. İnanmayın bu tür şeylere, aklınızı kullanın. Bu insanların herhangi bir dini eğitimleri de yok, dini bilgileri de yok deyince çocuk bana Peygamber Efendimizin de dini eğitimi yok dedi. Şimdi peygamberle mukayese ettiğinizde o zaman demek ki algıda çok ciddi bir sakatlık söz konusu. Bu gizeme karşı, rüyalara karşı insanların müteyakkız olması lazım. Bu tür şeylere inanmamaları lazım. Bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i hayatında tatbik eden, pratiğe döken peygamberimizdir. Eğer bu izden yürürsek daha az hata yaparız. Peki hem toplumsal olarak hem de siyasi iradeyi elinde bulunduran iktidarın bir takım sorumlulukları var elbette. Dini eğitim anlamında ne tür tedbirler alınmalı? Zira az önce de dile getirdik, milletimiz gerçekten bunlar işte hem dindar yaparlar çocuklarımı, bir tabii, dini eğitim verirler, hem de üniversitelerine akademik dünyada çalışmalar yaparak kendilerini iş güç sahibi yaparlar şeklinde bir yorumla, bir ezberle yola çıkıp aslında bu yapıya güvendiler. Doğru. Ama bunun karşısında da herhalde gerek bizim Milli Eğitim Müfredatı'nda, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinde bir takım tedbirler alınması gerekir dini eğitim anlamında. Çünkü özellikle sömürülen, suistimal edilen alan bu din eğitimi. Şimdi hem dini eğitim açısından ciddi tedbirler almak lazım, hem de insanların o bahsettiğiniz eğitim süreci içerisinde bir iş sahibi olsun, işte güvenilir bir yerde barınabilsin diye çocuklarını emanet ettikleri süreçte de aktif olarak rol almak gerekir. 25 yıldır üniversitede hocalık yapıyorum. Emin olun son 2-3 yıl hariç devlet de, diğer sivil toplum kuruluşları da üniversite öğrencilerine hizmet noktasında çok geri plandaydılar. Hı hı. Mesela 28 Şubat sürecinde Milli Gençlik Vakfı vardı. Üniversite çevrelerinde yapılanmaları vardı. O vakıf kapatıldı. Vakfın kapatılmasıyla birlikte meydan tamamen bu cemaate kaldı. Devletin kurumları oldukça yetersizdi. Devlete giden çocuklar bunlara kaçmak durumunda kalıyordu. Alternatif yoktu. Alternatif olması muhtemel olanlar da çeşitli yöntemlerle bertaraf edildi. Bu noktada devletimizin de sorumluluğu var. Bizim de sorumluluklarımız var. Her bireyin sorumluluğu var. Bu çocuklarımıza barınma imkanları sağlamamız lazım. Din eğitiminin toplumun kabulleri çerçevesinde değil, Kur'an-ı Hakim'in ve Peygamber Efendimiz'in sahih sünnetinin ortaya koyduğu perspektifle verilmesi lazım. Evet. Toplum şunu dedi, bunu dedi diye değil. Doğruyu söylemek lazım. Din adamlarının böyle bir mükellefiyeti var. Hı hı. Eğer burada din adamları doğruyu söylemezlerse, eğer bir insan çıkıp kendisini peygamberin mümessili olarak, peygamberle konuşan bir adam olarak insanlara dini anlatıyor ve din adamları bu noktada uyarı yapmıyorlarsa, onlar da sorumlu olurlar. Evet. Vatandaş bunu ayırt edemeyebilir. Evet. Her vatandaş bu noktada bilgi sahibi olmayabilir ama din, evet, adamlarının anlatma imkanı var. Şimdi bizim elimizde on binlerce cami var. Çok büyük bir cihazdır bu. Büyük bir güçtür. İnsanlar her hafta cumaya gidiyorlar. Hutbeler dinliyorlar. Bu camilerin daha aktif bir şekilde kullanılması lazım. Diyanet teşkilatının, Diyanet'le birlikte çalışan kurumların, mesela vakfın bu noktada çok aktif olması lazım. Hizmeti insanların ayağına götürebilmesi lazım. Üniversitelerde okuyan insanlara alternatifler oluşturulması lazım. Bunlar yapılırsa bu tip yapıların kucağına düşen insanların sayısı kuşkusuz azalır. Ama burada tabii şöyle bir travmada yaşayacak toplum bir süre, en azından öyle düşünüyorum. Bir kere dini kurumlara olan güven konusunda ciddi bir sıkıntı çekecek. Ne yazık ki. İnsanların bir kısmı.
Dediğiniz gibi birçoğu çevremizde olan, samimi olan insanlar da var. Gidip gerçekten çocuğunu samimi duygulara götürüp teslim etmiş olan insanlar var. Burada güven problemi ortaya çıkacak. Şimdi bu yapının içerisinde kim var, kim yok baktığımız zaman insanların birbirlerine karşı olan güvenlerinde ciddi bir problem olacak. Bunun travması sonraki zaman içerisinde görülecek. Daha ama inşallah toplumumuz bunu da atlatacaktır. Peki küçük yaşta çocukları olanlar ve onların din eğitiminden kişiliklerinin oluştuğu dönemde bir eğitim vermek istiyor bireyler, ebeveynler. Ama elbette bu tür grupların kapısını çalan da çok. Siz ne tür tavsiyelerde bulunursunuz acaba? Çocuklarına dini eğitim, sağlıklı, sahih dini bilgi vermek isteyen ailelere nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz? Yani velilerin çocukların eğitimi hususunda mutlaka inisiyatif üstlenmeleri lazım. Çocuklarına ne verildiği hususunu takip etmeleri lazım. Eğer bir çocuk tek bir kaynaktan besleniyorsa burada bir problem ortaya çıkar. Çocuklarımızın farklı kaynaklardan beslenmesine imkan vermemiz lazım. Evet. Çocuklarımızı belirli bir kişinin aklına, düşüncesine emanet etmememiz lazım. Farklı yerlerden beslenirse dünyaya daha geniş bir açıdan bakar ve kendi yolunu çizmeye çalışır. Ama ilk cümleniz oldukça önemli. Her tür eğitim olduğu gibi ahlaki eğitim, dini eğitim de ailenin içinde, mutlaka, o evin içinde başlar öyle mutlaka değil mi? Mutlaka çocuğu bir yere götürüp vermekle iş bitmiyor. Evet. Peki teşekkürler Sayın Demircan. Ederim. Katkılarınız, değerlendirmeniz nedeniyle sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, gündeme dair programında konuğumuz Profesör Doktor Adnan Demircan'dı. Kendisiyle Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının insanlarımızın samimi duygularını nasıl sömürdüğü üzerinde bazı değerlendirmelerde bulundu. Sevgili izleyiciler, sosyal medyadan milli irade paylaşımlarını, 81 ilden şehir meydanlarından direniş enstantanelerini sunmayı sürdürüyoruz bugün de. Sosyal medya milli direnişe dair neler konuşuyor, neler paylaşıyor izliyoruz.
Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz hem bir ihanetin tarihi hem de kahramanlık hikayelerinin yazıldığı bir gün. O gün herkes ailesini, çocuklarını, geleceğini düşünmeden sokağa çıktı. Tankların önünde kimi canını, kimi malını siper etti. Şimdi Ankara'da bir otoparka gideceğiz. Zira 15 Temmuz'dan bu yana yaptığımız yayınlarda o gecenin izlerini ekranlarınıza getirmeyi sürdürüyoruz. Az önce de aktardık. Herkes hiç düşünmeden, arkasında bıraktıklarını düşünmeden sokağa çıktı ve hem iradesine sahip çıktı hem de bu vatana sahip çıktı. Tank namlularının önünde durdu. Tepesinden aşağı bombalar iniyordu ama onlar dimdik durdu ve bir millet iradesine sahip çıkarak bu darbe girişimini savuşturdu. Sevgili izleyiciler, şimdi Ankara'da o gün yaşananların izlerini bulabileceğiniz bir mekana gideceğiz. Selman Tuna karşımızda, kendisi darbenin 15 Temmuz gecesinin izlerini bizlere aktarmayı sürdürüyor. Şimdi de bakalım nerede. Selman, seni dinliyoruz. Osman Yılmaz, merhabalar. Bulunduğumuz yer Ankara Trafik Vakfı'nın otoparkı, yani Ankara'ya bağlı emniyet araçlarının çekildiği ve bu süreçte de problemin yaşatan ve yaşanmış araçların durduğu yer. Öncelikle arkamdaki askeri araçları göstermek istiyorum size. Burada tam 17 tane askeri araç var. Hemen sol tarafta gördüğünüz kasırga tipi 4 lançerli 150 kilogram başlıklı ve 100 kilometre nokta atış menzili olan füze rampası. Ondan 3 tane var. Bir tane telsiz kademe aracı ve 13 personel aracı bulunmakta bu gördüğünüz alanda. O gece bu araçlar Polatlı'dan yola çıkarak Ankara'ya geliyorlardı. Amaçlarını hepiniz biliyorsunuz. Devam edeceğimiz yerde ise bambaşka araçlar bizi bekliyor. Bu araçları artık kullanılabilir durumda olmadığını zaten göreceğiz ama yakından görmek istiyoruz. Ankara'nın sokaklarında, yollarında bu araçlar 60 tonluk tanklarla ezildi. Sivil vatandaşların arabalarıydı bunlar. Buradaki aracı hemen gözünüze yansımış olabilir. Trafik kazası yaşamış bir araç. Hemen sonrasında şuradan başlayarak size göstermek istiyorum. Sağdan isterseniz önce görelim. Burada kırmızı bir otomobil var ve onun yanında başka bir araç var. Farklı modeller, farklı markalar ama aynı izler. Bu araçlar sivil araçlardı. Vatandaşın yollara barikat kurmak için, yani tankların geçişini engellemek için. Şu aracın da yanına giderek devam edelim. Özellikle bu aracı burada görevli arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla sahibi bu lüks aracını otoparktan çıkarıp gecenin o saatinde kendi garajından çıkarıp yolun kenarına bıraktı. Yeter ki darbeciler yürümesin diye, milletimiz ezilmesin diye kendi aracını ezmeyi göze aldı ve o aracını ezerlerken bunu gözleriyle görüyordu. Yanında başka araçlar da var. Burada sayısız araçlar var. Hepsi tankların ezdiği araçlar. İzleyicilerimiz arasında muhakkak o gece dışarıda olan ve bunu canlı olarak görenler olmuştur. Vahşiler, onlar için vahşi kelimesi bile belki de çok kibar kalıyor. Vahşiler arabaları ezdiler, insanları ezdiler, canları yok ettiler. Şuradaki diğer araçları göstererek devam edeceğim. Ezilen bir aracı daha görüyorsunuz. Bu araçlar Cumhurbaşkanlığı'nın koruma muhafızlarına, korumalarına ait olan, muhafız alayına ait olan araçlar. Bunlar sivil araçlar ama içinde askeri mühimmatlar vardı. Bu araçlarla geldiler. Bu araçlarla darbeyi planlayarak harekete geçirmek istiyorlardı. Bu araçların camları kırık. Son bir tablo daha var. Üzücü bir tablo. Onu görerek yayınımızı sonlandıralım. Aradan geçeceğiz otoparkın arasında. Burada bir araç daha var. Yine Cumhurbaşkanlığı'nın muhafızlarına ait, biliyorsunuz hem Cumhurbaşkanlığı yaveri hem de Cumhurbaşkanlığı komutanı, yani muhafız alayının komutanı gözaltına alınmıştı. Aracın içine bakarak yayınımızı sonlandıracağız. Baksanıza, bereyi görüyorsunuz, şapkaları görüyorsunuz. Burası maalesef bu şerefli üniformayı terk eden hainlerin bırakıp gittiği üniforma bu. Rabbim bir daha göstermesin diyerek yayınımızı sonlandırıyoruz. Burası Ankara Otoparkı, Emniyet Otoparkı'ydı. Aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Stüdyoya bağlıyoruz sizi. Selman Tuna, teşekkürler. İşte bir millet bir darbe girişimini böyle durdurdu sevgili izleyiciler. Malını hiçe sayarak, canını hiç düşünmeden tankın önüne kendisini attı ve 15 Temmuz gecesini böyle savuşturdu.
Gündeme dair programının sonuna geldik. Yarın saat 13.30'da tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın.